Evet değerli izleyenler, yepyeni bir günde, yepyeni bir programla tekrar karşınızdayız. Bugün İyi Parti Ordu İl Başkanı Sayın Ekrem Şentürk konuğumuz olacak. Bugün Sayın Başkanım'la güzel şeyler, önemli şeyler konuşacağız. Konuşulmayanları konuşacağız aslında. Memleket meselesini konuşacağız. Öncelikle Sayın Başkanım'a hoş geldin diyelim. Başkanım, ne iyi ettiniz, teşekkür geldiniz. Ederim. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Bugün çok konuşulacak şeyler var. O yüzden prosedürleri geçelim. İsminizi, soy isminizi tanıyalım size. Ardından programımıza başlayalım. Buyurun. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Sağ olasınız, var olasınız. Öncelikle bize bu imkanı sunan Moda TV kurumuna ve çalışanlarına sizlerin şahsınızda teşekkür ediyorum. Minnettarız. Bunu özellikle önemsiyorum. Niçin? Bizim halkla buluşmamız anlamında bizlere fırsat vermiş oluyorsunuz. Haliyle bu hem toplum açısından hem bizler açısından fikriyatımızı, düşüncelerimizi halkımızla paylaşma açısından önem arz ediyor. Bu anlamda tekrardan her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, ediyorum. Var olasınız. Yayınımız hayırlı olsun inşallah, sağlıklı olsun. Ben Ekrem Şentürk, 1958 Gölköy doğumluyum. İlkokulu kendi köyüm Kızıl Toprak Köyü, yeni adıyla Güzelyurt. Lakabıyla Hapan geçer. Orada okuduk. Ortaokulu Gölköy Lisesi ile bitişikti ortaokul o zaman. İlk öğretim okulları yoktu. Orada bitirdikten sonra lise 2. 3. sınıfı Zonguldak Çeliker Lisesi'nde bitirdim. Neticede 1980 yılında Eskişehir Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun olduktan sonra 1981 yılında Bursa Büyük Orhan Lisesi'nde öğretmenlik hayatına başladık. Bu süreç 90'ın sonuna kadar Gölköy Lisesi'nde idareci ve öğretmen iken 90'ın sonucunda iş hayatına başlamakla birlikte öğretmenlik vazifesinden ayrılarak enerji sektöründe iş hayatına atıldık. Halen o meslek dalında iştigal ediyoruz. Çocuklarımızın rızkını oradan kazanmaya çalışıyoruz. Bu arada da memleketimize, milletimize faydalı olma adına da toplumun sesi, gözü, dili, kulağı olma mücadelesini veriyoruz. Hayat devam ediyor. Evet. İki kızım, bir oğlum var. Maşallah. Allah razı olsun. Başkanım, cümle evlatlarımız. Eğitimciydiniz. Evet. İş insanı olarak hayatınıza devam ederken öncelikle ben şeyi merak ederim. İYİ Parti nereden icap etti? Evet. Ya da siyaseti, evet daha önce de siyasetin içindeydiniz, yeni gelmediniz siyaset ama nereden icap etti? Yani hayat ne güzel giderken niye memleketin derdiyle dertlenme ihtiyacı duydunuz? Onu da öğrenmek isterim sizden. Şu an bir hayli birkaç platformda izleniyoruz. Haber Gölköy'de izleniyoruz. Moda TV'de izleniyoruz. Bir hayli izleyenlerimiz geldi. Size hoş geldin de diyorlar. Mesajları da var. Ama İYİ Parti nereden icap etti? Bir de ona değinirsek konuşacak çok şeyimiz var aslında ama vaktimiz de var. Vaktimiz kısıtlı değil. O yüzden bugün mikrofonu size vereceğiz. Sözünüzü kesmeyeceğiz. Nereden icap etti İYİ Parti? Oradan başlayalım. Ahmet Bey teşekkür ediyorum. Yine tüm izleyicilerimize saygı hürmet ederim. Saygılarımı sunarım. İyi ki varlar. Öncelikle müsaade ederseniz bugün bir ömrünü Türk milleti, Türk milliyetçiliği davasına harcamış koca yürekli rahmetlik Başbuğ Alparslan Türkeş'in 24. yıl dönümünde onu rahmetle ve minnetle anıyoruz. Fikriyatı hakikattı, yolu yolumuzdur. O yol, o mihval üzerine millet sevdamız devam etmekte. Onun yetiştirdiği filizler uç verdi, meyve verir oldu ve ülke inşallah onların gayretleri ve mücadeleleriyle daha güzel günler, daha güzel gelecekler yaşayacaktır. Ülkemiz ebed müddet olacaktır. Ona tekraren rahmetle anıyoruz, minnetle anıyoruz, şükranla anıyoruz. İnşallah davasını, düşüncelerini, fikriyatını biz ve bizden sonraki nesiller millet sevdalıları onu yaşatacaktır. Onda muvaffak olacağız. Bundan milletimiz emin olsun. Evet. İYİ Parti il başkanlığı sürecine gelince Ahmet Bey, ben 90'ın sonunda meslek hayatından ayrılınca Gölköy'de
91 yılında Gölköy Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı olduk. 94 yılında yerel seçimde il genel meclis üyeliğine seçildik. Sağ olsun Gölköylüler bizi layık gördüler, teveccüh gösterdiler, destek oldular, var olsunlar, sağ olsunlar. Akabinde 95 seçimlerinde milletvekili adaylığı süreçlerimiz oldu. 2002 yılına kadar Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki aktif siyaset hayatımız devam etti. 2002 yılında Devlet Bey'le bizatihi görüşerek, bizatihi fikirlerimi paylaşarak, kendileriyle siyaset yapmayacağımı ifade ederek ayrıldık. Evet. Aktif siyaset hayatından ayrıldık. İyi Parti'nin kuruluş sürecine kadar hiçbir siyasi arenada bulunmadık. Hiçbir siyasi aktivite içerisinde bulunmadık. İyi Parti'nin kuruluş sürecinde, İyi Parti'nin kurulması aşamasında çaba sarf ettik, gayret sarf ettik. Madden manen katkı sunmaya çalıştık. Niçin İyi Parti? Türkiye'de geldiğimiz nokta itibariyle İyi Parti'nin kurulduğu yıllarda zaten 3 yıllık bir partiyiz malum olduğu üzere. Henüz daha yeni bir partiyiz. Türkiye'de biz akşam oturup sabah bir parti kuralım da bir bakalım nasıl oluyor, ne oluyor, nasıl gidiyor anlayışıyla, kuru bir anlayışla, sığ bir anlayışla yola çıkmadık. Türkiye'de demokrasinin kanallarını tıkandığını gördük. Adaletin, hukukun yok olduğunu gördük. Cumhuriyetin kurucu değerlerinin yok olduğunu gördük. Kurumların çöktüğünü gördük. Milletin yeni bir yola, yeni bir yöne ihtiyacı olduğunu gördük. Milleti temsil etme adına İyi Parti'yi kurduk. İyi Parti neticede milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir anlayışın savunucusu olarak biz yok olan millet değerlerinin, üretimden düşmüşlüğün, üretemeyen bir ülkenin sancılarını, hak ve özgürlüklerin, adaletin yok olduğu bir ülkenin tekraren dirilmesi, muhasır medeniyet seviyesine çıkabilmesi için millet değerlerini muhafaza ederek insani değerler ışığında muhasır medeniyete ulaşma adına teknolojiyi, ilmi, bilimi, üretimi yakalama adına milletimizin özgür bir birey olma adına bir yola düştük. Milletimize bir kanal, bir yol açtık. Bir damar açtık. Türkiye'de tek düze bir siyasetin olduğu süreçleri yaşıyoruz. Netice itibariyle raptu zapt altına alınmış bir Türk fikriyatı, siyasi fikriyatını şu dönemlerde yaşıyoruz. Mevcut siyasi iktidarın icraatlarını yorumlayan, sorgulayan anlayışa karşı bir cephe açılmış. Geldiğimiz nokta, niçin soru soruyorsunuz? Niçin eleştiriyorsunuz? Soru sorarsanız, eleştirirseniz vatan haini denilen, soranı, sorgulayanı, araştıranı, hakkını savunanı vatan hainlikle itham eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Biz millet adına, ülkemiz adına, bu ülkenin ebed müddet olması adına, demokrasi adına, hukuk adına, insan hak ve hürriyetleri adına, millet adına mutlaka konuşacağız. Evet. Konuşmanın demokrasinin gereği olduğuna inanıyoruz. Ahmet Bey, bugüne kadar ne yazık ki Türkiye'deki yönetim anlayışı halkla yaşananlar arasındaki gerçeği perdeleyerek halkın birçok olumsuzluğu, birçok yanlışı görmelerini engellediler. Algılar üzerinden bu ülkeyi bugüne kadar yönettiler. Geldiğimiz nokta itibariyle 19 yılın sonunda 20. yıla girerken vatandaş açlıkla, yoksullukla, sefaletle karşı karşıya kaldı. Kimse hakkını, hukukunu savunamaz oldu. Ülkemizde bir korku imparatorluğu oluşturuldu.
insanlarımız, halkımız korkar oldu. Düşüncelerini ifade etmekten oldukça korkar oldular. Sindirildi toplum. Demokrasi adına, insanlığımız adına, geleceğimiz adına konuşmak zorundayız. Konuşmadan gerçeği bulamayız. İstişare etmeden gerçeği bulamayız. Konuşan insanları vatan hainliğiyle, devlet hainliğiyle, millet hainliğiyle itham ediyorlar. Bu çok çirkin bir olay. Evet. Her kim yapılan yanlışları topluma duyurur ise hemen adına vatan haini diye bir damga vuruyorlar. Bu da bizleri üzüyor, halkı üzüyor, halkımızı üzüyor. Aynı zamanda da ülkemizde gerçeğin halkın tarafından duyurulmasının önünü kesiyor. Biz de tam bu noktada devreye girmek istiyoruz Sayın Başkanım. İstiyoruz ki doğru olduğuna inandığımız liderlerimizin, siyasi parti temsilcilerimizin her platformda konuşmalarını nasıl sağlayabiliriz? Bugün birçok platformda şu an izleniyorsunuz. Haber Gölköy'de, Moda TV'nin birçok sosyal medya sayfalarında. Hatta değerli arkadaşlardan ricamız olacak. Şu an izlediğiniz hangi platformda izliyorsanız arkadaşlar sesimizin çok daha fazla kitlelere ulaşılması için şu an yayınımızı paylaşırsanız seviniriz diye ricamız var. Başkanım, müsaadenizle birkaç tane mesaj var. Tabii. Hem sizi yoracağız bugün. Bugün sıkıntı yok. Sizi biraz sıkıştıracağız. Hem mesajları okuyalım. Neticede biz burada halkımızın sorularını aydınlatmak, sesimizi duyurmak, evet, duruşumuzu, niyetimizi ifade etmek için buradayız. Yorulmayız. Millet adına yorulmayız. Şöyle Yunus Kelebek ilk mesajımızı attı. Biz de kendisine selamlar gönderelim. Teşkilatınızda bir hali de çalışıyor, yoğun. Evet. Teşkilatımızın kıymetli bir insanı. Hayırlı akşamlar. Başarılı yayınlarınız olsun demiş sizlere. Türkiye iyi olacak diye belirtmiş. Teşekkür ediyorum. İyiler takipte ve arkanızda başkanım demiş. Allah razı olsun. Uğur Bağırışen isimli arkadaşımız. Türk'ün başbuğu Türkeş diye eklemiş Yunus Kelebek. Başkanım, Haber Gölköy, malum Gölköylüsünüz, evet. Gölköylüyüz. Haber Gölköy'de bugün sizin yayınınızı paylaşmak istedik. Haber Gölköy'de çok ediyorum. Mesaj geldi. Şöyle, selamun aleyküm demiş Sebahattin Kayabaşı. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. İyi akşamlar demiş Deniz isimli bir arkadaşımız. Salim Yıldız, iyi akşamlar hocam, iyi yayınlar, selamlar demiş. Şimdi hocam, selam deyince ben de zaman zaman size hocam dersem af ola. Şöyle ki, sıkıntı yok. Şöyle ki bir öğretmenimiz olarak zaman zaman bunun altını çizeceğim. Diyeceğim ki hocam, burada diyeceğim siyasi temsilci olarak değil de bir hocam olarak sohbet edelim diye de bu talebimiz de olacak sizden. Salim Yıldız, iyi akşamlar hocam, iyi yayınlar demiş. Müjdat Güneş, iyi yayınlar diliyorum, hayırlı akşamlar demiş. Şerefi, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar, Çorlu'dan selamlar. Aleyküm selam. Çorlu'ya selam olsun. İyi akşamlar demiş Şeref Yiğit. Allah razı olsun. Evet. Ergül Güneş, Sayın Ekrem Şentürk Başkan'a çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Ahmet Çelenk Bey, selamlar, sevgiler dilerim. Teşekkür demiş. Ediyorum. Sağ Ergül olsunlar, Çelenk, olsun. Ergül Güneş, Gelecek Partisi'nin Ergül kardeşimize başkanı. Selam olsun. Evet, biz de selamlarımızı gönderdik. Akın Çiftçi, iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Bildiği başkanımız. İyi yayınlar hocama, selamlar demiş Nazım Yılmaz. Allah Celal razı olsun. Çiçek, iyi yayınlar diliyorum başkanım demiş. Temel Ateş de İstanbul Bağcılar'dan selam göndermiş. Emine Akkoyun ablamız, aleyküm hayırlı selam. Akşamlar, hayırlı yayınlar. İstanbul Bağcılar'dan güzel memleketime selamlar demiş. Bağcılar'a selam olsun. Evet, aleyküm selam. Ablam mesajsız bırakmıyor, sağ olsun bize. Necati Çelik, sevgili başkanım, başarılar dilerim demiş. Ramazan Teşekkür Şahinkaya. Teşekkür ederim Necati kardeşimize. Evet, İstanbul Bağcılar'dan iyi yayınlar, selamlar demiş Ramazan Şahinkaya da. Allah Ergül razı olsun. Özdemir. Evet, birkaç tane mesajımız kaldı başkanım, okuyalım onları. Sonra demeyin ki mesaj okumakla bitirdi süreci demeyin. Şimdi izleyenlerimiz de olmasa biz zaten tüm bir anlamımız yok. Selam, saygı, hürmet ediyoruz. İsmini anamadıklarımızı bizi lütfen mazur görsünler. Hepsini saygı hürmetle selamlıyorum. Evet, Ergül Özdemir, Ekrem hocam Alanyurt'tan selamlar demiş. Hicabi Yağcıoğlu başkanımıza selamlar diyor. Kocaeli İzmit'ten selam göndermiş. Aleyküm selam. İyi diyelim, iyi olsun demiş Hicabi Yağcıoğlu eklemiş. İyi olacak inşallah. Evet. Hacı Ali Elival Marmaris'te 3. 4. dönem Marmaris. Hacı kardeşimize selam olsun. Aleyküm selam.
Sevgili kardeşim Ahmet Bey, bu akşam Sayın İl Başkanımız, hemşehrimiz Ekrem Şentürk'e başarılar diler. Bir Gölköy olarak daha güzel yerlerde görmek dileğimle Marmaris'ten selam ve saygılar demiş. Hacı abi de sağ olsun bizi hiç Allah yalnız bırakmadı. Gölköy sevdalası ve Ordu sevdalası olduğu için ona yine yürekten teşekkür ediyoruz. Gölköy'ü seviyor, Ordu'yu seviyor, hepimiz seviyoruz. Yani ahde vefadır, sıla-i rahimdir. Memleketimize, doğduğumuz topraklara mutlaka özen göstermek, sahip çıkmak durumundayız. Evet. Tüm sahip çıkanlara selam olsun. Aleyküm selam derim. Bir isim daha var. Bilal Güneş. Başkanım da bizi sağ olsun hiç yalnız bırakmadı. Evet. Ahmet Bey, o iyi yayınlar diliyorum. O da kıymetli bir arkadaşımız. İstanbul'da Gölköylüler Derneği'nin, Gölder'in geçen hafta seçimleri oldular. Biz de davet ettiler sağ olsun. Orada bulunma imkanını bulduk. Orada güzel hem Ordu adına hem Gölköylüler adına güzel bir mekan oluşturmuşlar. Evet. Bir dayanışma ruhu ortaya çıkmış. Orada katkı sunmuşlar. Emekleri için her birine, yönetimine, tüm Gölköylülere minnettarız. Tüm ordulara minnettarız. Evet, Allah razı olsun. Size de mesajlar var. Ahmet Bey, iyi yayınlar diliyorum. İl Başkanımız Sayın Ekrem Bey'e çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemizde korkunun olmadığı, ülkemizin bölünmez bütünlüğü noktasında mücadele eden tüm yurttaşlarımızı en derin saygılarımla selamlıyorum demiş. Ayrıca yayını izleyen izleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum demiş Bilal Güneş. Yılmaz Yıldız da hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Enver Top, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Gölköy'ün iki değerini 70 bin kişiyle en büyük haber, Ses Haber Gölköy'de izlemek ayrı bir gurur. Selamlar, saygılar demiş. Allah razı olsun, selam olsun Enver kardeşimiz. Evet. Birkaç tane daha okuyalım başkanım. Size haksızlık ediyorum. Hakkınızı helal edin. Çünkü yoracağız siz de. Şimdilik dinlenmiş olursunuz. Yorulmayız. Hakan Yıldız, Ahmet Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sayın başkanımıza Ünye'ye hoş gelmiş diyor Hakan Allah Yıldız. Allah razı olsun, selam olsun. Kiev 52'mizin Ünye temsilcisi. Sağ ol kardeşim. Şaban Şahin iyi yayınlar başkanım diyor. Allah razı olsun. Baran Bilgi Gençlik Odaları Başkanımız da iyi yayınlar başkanım diye teşekkür mesaj göndermiş. Genç kardeşime selamlar olsun. Evet. Onlar bizim geleceğimiz inşallah. Ben başkanım. Şimdi evet, her siyasi partinin gençliği gerçekten güzel. Bunu evet. Gençliği biraz aslında ön plana çıkarmak ve imkan vermek lazım. Fakat İYİ Parti'nin gençliğinde ışık, yani gözlerinde ışık görüyorum. Mesela Taha Başkan dahil, mesela il yönetimine bakıyorum, böyle arkadaşların gözüne bakıyorum. Işık var, yani bir heyecan var. Samimi olarak söylüyorum bunu. Ben hiçbir partili değilim. İYİ Partili değilim. AB Partili de değilim ama gördüğümü de söylemek durumundayım. Teşekkür. İşimiz bu çünkü. Tebessümünüz, teşekkür ederim. Ama İYİ Parti'nin gençliğinin gözünde bir ışık var yani. Evet, bütün gençlerimizin gözünde heyecan var ama onlarda farklı bir istek var. İktidar olma heyecanı mıdır başkanım? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Bizim gençlerimizin yeni nesil Z kuşağı denilen bir gençlikten bahsediyoruz. Gençlerimiz Türkiye'de umutsuz. Gelecek kaygıları yüksek. Biz gençlerimize gelecek vaat ediyoruz. Umut vaat ediyoruz. Biz bu sözün arkasındayız. Söylemlerimiz bu noktada, anlayışımız da bu noktada, gayret ve çabamız da bu noktada. Biz gençlerimizi seviyoruz. Biz gençlerimize sahip çıkmaz isek bu ülkenin yarınlarını teminat altına alamayız. Onun için bilhassa ben hem eğitimci olmam kimliğiyle gençlerin mutlaka ülke meselelerine duyarlı olmasını temin etmek zorundayız. Evet. Yarını gençlerimizle yöneteceğiz Ahmet Bey. Yarına dair gençlerimizi ehliyetli, liyakatli, bilen, eğitilmiş insanlar olarak yetiştirebilir isek bu ülke o zaman ebed müddet olur. Artı bu ülkeyi gençlerimiz ve insanlarımız için yaşanabilir kılır isek, cazibe merkezi oluşturabilirsek gençlerimiz bu ülkeyi sevecekler, omuzlayacaklar, yüceltecekler, dünya milletleriyle yarışacaklardır. Biz o zemini ve o altyapıyı hazırlama gayreti içerisinde olan bir partiyiz. Evet. Gençlerimizle birlikte kadınlarımıza ve hanımlarımıza da çok önem veriyoruz. Çok kıymetliler. Ve onlara buradan sesleniyorum. Mutlaka bu ülkenin geleceği için, milletimizin geleceği için, kendi gelecekleri için, refahımız için, milletimizin mutluluğu için, ülkemizin aydınlığa kavuşması için mutlaka ve mutlaka siyasi platformlarda bulunarak bu ülkeye katkı sağlamalılar. Her alanda.
sivil toplum kuruluşlarında, siyasi partilerde ülke meselelerini konuşarak, tartışarak ülke meseleleri hakkında fikriyet sahipleri olmaları lazım. Fikri olgunluğa erişmeleri lazım. Öğrenmeleri lazım. Öğrendikleri, bildikleri ve bu bilgilerini, yeteneklerini halkın, milletin istifadesine sundukları andan itibaren bu ülke kazanacaktır. Kendileri kazanacaktır, Türkiye kazanacaktır. Onun için gençlere önem veriyoruz. Bizim gençlerle olan diyalogumuzun samimiyetinden dolayı gençler mutlular bizim içimizde. Onlar bizim evlatlarımız. Biz onların önlerini açmak zorundayız. Yaş itibariyle biz neticede ahır ömrü yaşıyoruz. Hep ölümlüyüz. Ölümlü olduğumuzun farkında olmalıyız. Önceliğimiz bu ülkeyi yaşanabilir bir ülke kılmak. Her bir birey, her bir insanımız inanç değerleri ne olursa olsun, dünyaya bakış açıları ne olursa olsun, demokrasi, insan hak hürriyetleri, birey özgürlüğü, onurlu bir vatandaş olarak kabul ediyoruz biz bütün insanımızı. Ve ülkeyi seven, bu ülkeye maliyet getirmeyen, millet düşmanlığı yapmayan her bir gencimizin önünü aşma noktasında da kendimizi mesuliyet altında hissediyoruz. Onun o mesuliyetin idrakiyle de gençlerin mutlaka önünü açacağız, ülkenin mutlaka önünü açacağız, Türkiye mutlaka iyi olacak, Türkiye'ye güneş doğacak. Bundan emin olsunlar, gençlerimiz umutsuz olmasınlar. Çözüm vardır, çözüm mümkündür, iyiler vardır, bizler vardır, bizler varız, onlar var, milletimizin azmine, gayretine, inancına ve halkımızın iradesine, irfanına, erdemine biz inanıyoruz. Sadece bir handikap yaşıyoruz Ahmet Bey, milletimizin heyecanı küllendirildi. Niye başkanım? Yani... Niye küllendirildi? Çünkü milletin sözü kesildi. Milletin yolu kesildi. Milleti temsil edenler milletten uzaklaştırıldı. Sistem tek iradeye teslim edildi Ahmet Bey. Yani yönetime milleti dahil edemez. Milletin yönetimdeki söz hakkını keser, hareket kabiliyetinin önünü kaparsanız millet neticede devletine küser, yönetene küser, umutlarını kaybeder. Biz bu noktada, özellikle bu noktada hassasiyet gösteriyoruz. Niçin? Liyakati öne çıkararak, bilgiyi öne çıkararak, erdemi öne çıkararak, yetişmiş insan gücünü öne çıkararak aklı selimle bu ülkeyi yönetmeyi planlıyoruz. Ama şimdiki yönetimdiğimiz ülkeye baktığımız zaman, yaşadığımız yönetim biçimine baktığımız zaman Ahmet Bey, ülkede ne yazık ki liyakat sahibiyle, bilenlerle, ehliyetli, ehil insanlarla bu ülkenin yönetilmediğini, sadece ve sadece bir kişinin gözüne girme çabasıyla birlikte ehliyetsiz, liyakatsiz, beceriksiz insanların yönettiği bir ülke bu hale geldi. Kaygı şey değil, bizi de herhangi bir kurumu, herhangi bir makamı temsil edenler, siyaseten de parlamentoda halkı temsil eden insanların gayreti şu yönde değil. Temsil ettiğimiz halkı mutlu edelim. Temsil ettiğimiz halkın problemlerine çare üretelim. Ve de onların dualarını alalım, milleti refaha kavuşturalım, huzura kavuşturalım. Bu ülkeyi makul yaşanan bir ülke haline getirelim. Çaba ve gayretleri yok. O arkadaşlarımızın birçok insanın bir tek gayreti oluştu. Öyle bir anlayış oluştu ki Ahmet Bey, ne oluştu? Bir kişinin gözüne girerseniz kendinizi, makamınızı garantiye almış oluyorsunuz ve böylece halka öteliyorsunuz. Evet. Tayin eden gücün gözüne girdiğiniz zaman zaten yeriniz hazır. Memleket derdiniz yoksa, idealiniz yoksa, memleket sevdanız yoksa, insana saygınız yoksa,
utanma duygunuzu kaybetmişseniz, mesuliyet taşımıyorsanız, ahlaksızlığa, hayasızlığa, yolsuzluğa, hırsızlığa karşı bir duruşunuz yok ise yok olmuş bir nesilsiniz. Hani dinimiz emretmiyor mu? Ne diyor? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlığı görüyorsunuz. Haksızlığa zemin hazırlıyorsunuz. Haksızlığın kök salmasına göz yumuyorsunuz. Ama neyin gayreti içindesiniz? Ben bizi idare eden, tayin edecek güce hizmet eder, onun gözüne girersem gerisi umurumda değil diyorsanız bu memleket kaybediyor. İnsanımız kaybediyor. Ülkemiz kaybediyor. Ahmet Bey, hiç siz kurumların Türkiye'de kuruluşların fikir beyan ettiğini açık, net, şeffaf beyan ettiğini görebildiniz mi? Orduyu bakalım. Orduda birçok devlet kurumu ordu meselelerini, halkın sıkıntılarını hiç gündeme getirdiğini gördünüz mü? Bu bir demokrasinin gereğidir. Başarmanın gereğidir, gelişmenin gereğidir. Bunu yapabiliyorlar mı? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Totaliter bir rejime doğru gidiyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı, partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Sonuç budur. Sonuç budur. Ve Türkiye için en büyük sıkıntı da budur Ahmet Bey. Dünyada baktığınız zaman bütün gelişmiş, ilerlemiş, refah seviyesi yüksek bütün ülkelerde demokrasi öncelikle olmazsa olmazdır. O ülke insanı için demokrasi olmazsa olmazdır. Bir ülkede kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırırsak, yasama yürütmeyi bir insanın iradesine verirsek bu ülkede yarınlarda aydınlığı bekleyemeyiz. Gelişmeyi bekleyemeyiz. Dünyada böyle bir örnek yok. Bütün dünyada geri kalmış ülkelerdeki en büyük sıkıntının temelinde totaliter rejimler vardır. Totaliter rejimlerin temel anlayışı, işleyişinin temelinde mevcut gücü elinde bulunduranlar gücünün devamı için mücadele ediyorlar. Yönettikleri ülkenin, halkın yoksulluğu, sefaleti, çaresizliği, efendim sıkıntılarıyla ilgili bir gayret sarf etmeleri mümkün değil. Olmazsa olmazları irade, yönetim, güç ellerinde olması. Onları yapabilmeleri için her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa bulaşabiliyorlar. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Sayın Genel Başkan'ın, Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter sistem söylemi var devamlı. Bu karşılık bulur mu başkanım sizce? Yoksa bizim bir karşılık olacak mı söylemi? Bizim inancımız bu milletin fıtratında esaret yok. Bu milleti esarete alamazsınız. Evet. Milletimiz özgürlüğüne, hürriyetine düşkün bir millet. Halkımız bu konuda duyarlı. Ancak son 10 yıldan beri bilhassa halkımızın bu duruşu ötelendi. Görmezden geliniyor. Hani şair diyor ya, ben miyim başaltı aylarda göklere den? Tarih mi beni yazdı? Tarih mi beni öven? Hangi zalim benim kollarımı bükecek? Hangi zalim beni zincirlere vuracak? Bu milleti kimse zincire vuramaz. Bu anlayışta olan, bu anlayışı önceleyen bütün yöneticileri, idarecileri ikaz ediyorum. Millete zaman kaybettiriyorsunuz. Milletin emeklerini heba ediyorsunuz. Milletimizin geleceğini çalıyorsunuz. Bu sevdadan, bu anlayıştan vazgeçin. Bu millete zulmetmeyin. Bu toplum buna müsaade etmez. Biz cumhuriyeti tattık. Biz hürriyeti tattık. Biz demokrasiyi tattık. Geriye dönüş mümkün değildir. Eksiklerimiz oldu. Hatalar yaşandık. Biz bu yaşanmışlıklardan ders alarak o eksikleri tamir ederek parlamenter sisteme bir an önce dönme mecburiyetimiz var. Partimizin ve Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki duruşu belli. İyi Parti'nin olmazsa olmazı parlamenter geliştirilmiş, iyileştirilmiş, halktan yana, milletten yana,
halkın menfaatini önceleyen, halkın hak ve özgürlüğünü öne çıkaran, bu ülkeyi üreten bir ülke haline getirme arzumuz, gayretimiz, önceliğimiz var. Üreten bir ülke olacağız Ahmet Bey. Evet. Üretmeyen bir ülke olduk. Yani mevcut hükümet geldiğimiz noktada 2002 yılında geldiği zaman bu ülkede TÜİK'in ifadesiyle 3 milyon 250 milyon devletten sosyal yardım alan bir sayı halk var iken bugün geldiğimiz 2021 yılında Türkiye'de 21 milyon küsür devletten sosyal yardım alan bir sayıya geldik. Devlet bununla övünüyor. Devlet neyle övünmeli biliyor musun Ahmet Bey? 2002 yılında 3 milyon 250 bin sosyal yardıma muhtaç insanımızın 25 milyona, 250 bine veya 500 bine indirdik diye övünebilmesi lazım. Yani biz milletimizi, halkımızı devlete muhtaç olmadan yaşayabileceği bir atmosferi, bir ülkeyi sağladık, tesis ettik. Millet refaha ulaştırdık. Milleti refaha ulaştırdık. Halkımızı refaha ulaştırdık. Ele bakmaktan kurtardık deseler ve onun sayısal sonucunu biz yaşamış olsak bugün yoksulluktan, fakirlikten söz etmemiz mümkün değil. Yani düşünün ki ben başarılı oldum diyen bir hükümet, yani geldiği, teslim aldığı dönemle bugün arasında 100 kart atmış sosyal yardıma ihtiyaç duyan insan sayımız, şimdi ona yardım etmekle övünürdü. Çin atasözü var. Ne diyor? Balık verme, balık tutmayı öğret. Yani biz bu insanımıza üretmeyi öğretmeliyiz. Üretimin önünü açmalıyız. Ve her bir insanımızın, her bir vatandaşımızın üretebileceği bir altyapıyı tesis etmemiz lazım. Bu devletin vazifesi. Biz bunu yapmıyoruz. Fakiri çoğaltıyoruz. Fakire yardım ediyoruz diye övünüyoruz. Bu emperyal sistemin taktiğidir. Ahmet Bey, emperyal sistem nedir? Dünyada emperyal sistemin işleyişi budur zaten. Önce emperyal sistem yönettiğin ülkeyi totaliter bir rejime getirebilmen için önce insanlara bir menfaat sunarsınız. Onları çalışmadan, üretmeden bir şeylerle besler, bakar, üretimden düşürürsünüz. Yıllar içerisinde onu üretimden düşürdükten sonra üretim kaynaklarını, üretim mekanizmasını da çekip elinden aldığınızda kendiliğinden geçinemez hale gelir. Ondan sonra o insanı istediğiniz gibi yönetirsiniz. Ben varsam varsın. Ben yoksam sen de yoksun. Anlayış oraya geliyor şimdi. Ben varsam AK Parti olarak varsınız. Yoksam yoksunuz. İşte emperyal sistemin Türkiye'deki ayağı bu. Ne demek? Her bir birey bu ülkenin onurlu bir vatandaşıdır. Her bir birey bu ülkenin katma değerinden hakkı olanı alma hakkı vardır. Bunu istiyorsun diye biz vatandaşımızı öteleyemeyiz. Biz niye bunu istiyorsun diye vatandaşımızı azarlayamayız. Bunu isteyene vatan haini diyemeyiz. Vatan hainliği çok korkunç bir şeydir Ahmet Bey. Öyle yani bu millete hükmedebilmek adına, raptu zapt altına aldığınız bu toplumu kontrol edebilmek adına milletin hakkını, hukukunu öne çıkaran, niye böyle sorgulayan, soran bir insan ortaya çıktığı zaman hemen ne diyorsun? Vatan hainiz. Böyle bir şey yok Ahmet Bey. Geldiğimiz noktaya bakınız. Yani ne dediler? Verin kardeşinize yetkiyi, faizle nasıl baş ediyoruz? Verin kardeşinize nasıl refaha kavuşacağız bir görün. Vatandaş verdi. 19 yıldan beri verdi. Ama geldiğimiz nokta, evet, baktığımız zaman açlık, sefalet, yoksulluk, hukuksuzluk, adaletsizlik, güven bunalımı, iç barış ötelenmiş, iç barışımız yok, güvenimiz yok. Türkiye
karpuz gibi ortadan ikiye yarılmış. Efendim, yani Tayyipçiler, efendim muhalefet. Ya bizim derdimiz Sayın Tayyip Erdoğan değil. Ahmet Bey, bizim derdimiz ülkenin geleceği, insanımızın geleceği. Yani bunları insan üzerinden yöneten bir algı oluşturuldu. Biz kimseye düşman değiliz. Biz siyasi bir partiyiz. Herkes de eşit şartlarda Türkiye'nin refaha kavuşabilmesi için fikrimizi ortaya koyuyoruz. Yarışıyoruz. Evet. Vatandaşın önüne çıkıyoruz. Vatandaşa fikriyatımızı, düşüncemizi anlatıyoruz. Onlara gelecek yaşanabilir, hür bireyin öncelendiği, her bir bireyin adam yerine aldığı refaha ulaşmış bir ülke vaat ediyoruz. Hocam, o kadar... Asıl hareket noktamız bu Ahmet Bey. Yani şimdi Türkiye'de derdimiz çok büyük. Yani biz burada aslında saatlerce ben konuşabilirim. Niye? Ya derdin içinden geliyoruz. Biz bu toplumun en alt kademesinden en üst kademesine kadar birçok noktasında birçok çilelerini yaşayarak geldik. Bu hayatın bütün olumsuzluklarını da yaşayarak geldik. Neticede biz halkın ta kendisiyiz. Ben Ekrem Şentürk olarak da halkın ta kendisiyim. Evet. Biliyoruz. Onların meselelerini de biliyoruz. Aynı sıkıntıları hep beraber biz de yaşıyoruz. Hocam, hakikati söylüyorsunuz. Keşke diyorum saatlerce dinlesek hocamı. Şimdi Ahmet Bey, Allah razı olsun. Kapaş, bize fırsat ve imkan hocam, verdiğiniz için tekrar kurumunuzu ve sizleri tebrik ediyorum. Sıkıntı şu zaten. Türkiye'de tek düze bir siyaset anlayışı oturdu. Türkiye'deki sosyal medyanın yazılı, görüntülü, efendim sözlü sosyal medyanın %94'ü mevcut hükümetin elinde. Evet. Yani biz bunun örneğini vereyim Ahmet Bey. Geçen gün biz Perşembe günü Mesudiye ilçemizin Dayalı köyünde vatandaşımızın bir su problemi var. Gittik, kaynağında baktık, gördük, vatandaşı dinledik, muhtarımızı dinledik. Ahmet Bey, oradaki problemi görüşmek adına büyükşehirden talep istedik, randevu istedik. Hiç kimse bizimle bunu görüşmek istemiyor. Yani büyükşehir. Yani bir büyükşehirde siyasi istemiyor. Siyasi partinin il başkanıyla görüşmek istemiyor. İstemiyor. Yani. İstemiyor. Ben Ordu'da mesela birçok kurum da bizimle görüşmek. Korkuyorlar. Hocam, vahim mesela ben yalnızca. Ordu il başkanı Temmuz ayından sonra Ordu'da Temmuz'un 29'unda seçimimiz oldu. Bayram havası içerisinde bir seçimimiz oldu. Seçim olduktan sonra biz İYİ Parti il yönetimi olarak birçok kurumdan, resmi kurumlardan ve diğer kuruluşlardan randevu talep ettik. Bunların içerisinde mesela İl Emniyet Müdürlüğü bize randevu vermedi Ahmet Bey. Başkanım, korkunç bir iddia, biliyor musun? Ya yaşadık yani... bunu. Sayın Valimiz kabul ettiler, sağ olsunlar. Bizi dinlediler. Biz bu ülkenin şerefli bir vatan evladıyız. Biz bunu ne yapacağız? Biz bunu birçok kurumumuza gittik. Ahmet Bey, vardığımızda bir kurum amiri, oranın müdürü biz gelirken randevu verdi. Sonra birileri tarafından İkaz edildiği için kaçtı, yardımcısına bize muhatap etmeye kalktı. Biz herhangi bir kuruma vardığımız zaman orada İyi Parti olarak parti adına siyaset yapmak adına oraya gitmiyoruz Ahmet Bey. Nereye gideceğiz böyle? Biz nereye gideceğiz? Biz yani bu ülkeyi nasıl kalkındıracağız? İç barışı nasıl tesis edeceğiz? Bu ülke insanına nasıl güven vereceğiz? Yani herhangi bir devlet kurumu, herhangi bir devlet kurumu parti kurumu değildir. Evet. Yani geldiğimiz nokta uygulamalardan doğan bir anlayış. Korku imparatorluğu dememizin sebebi bu. Yani siz devletin önüne partiyi koyarsanız sonucu budur. Sonucu budur. O zaman biz bu ülkede neyi tartışabileceğiz? Biz bu ülke meselelerini kiminle görüşeceğiz? Duvara karşı mı konuşacağız? Ha, biz bunu aşacağız Ahmet Bey. Yılmıyoruz. Biz neticede İyi Parti'yi kurarken bu partiyi kuramazsınız dediler. Kurduk Allah'a şükür. Kiminle kurduk? Esnafla kurduk. Emekliyle kurduk.
efendim bürokrasiyle kurduk. Biz bir proje partisi olarak ortaya çıkmadık. Bu memleketin asli unsuru olan Türk milletiyle kurduk Ahmet Bey. Evet. Yolumuz kesildi, elektriğimiz kesildi, suyumuz kesildi. Sayın Genel Başkanımızın önüne Antep'te çöp kamyonları çekildi. Bunu toplum yaşadı. Ama biz yılmadık. Biz topluma güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz Ahmet Bey. Biz Allah izin verirse, ilk seçimlerde Rabbim nasip ederse Allah'ın izniyle toplum bu ülkeyi yönetme görevini bize vereceğine kanıyız. İnanıyoruz. Millet bizi çağırıyor. Sokakta bunu görüyoruz. Vatandaşın biz ne yaptık? Bu tür bürokrasideki dayatmalar, basın ve yayındaki duyarsızlıklar bizi ne yaptı? Halkın ayağına götürdü. Zaten niyetimiz de oydu. Sayın Genel Başkanımız, parti yöneticilerimiz dahil olmak üzere bütün teşkilatlarımız biz halkla yan yana, kucak kucağa gidip meselelerini ayağında görüşüyoruz. Ulaşabildiğimiz kadar, görüşebildiğimiz kadar, zaman bulabildiğimiz kadar. Evet. Mutlaka yerinde dinliyor meseleleri bu ülkenin gündemine getiriyoruz. Bu milletin irfanına, ahlakına, erdemine inanıyoruz. Bu cebellut zihniyetin en kısa zamanda cevabını verecek, en kısa zamanda sandığa gömecektir. Evet. Demokrasi yoluyla bunun cevabını verecek. Biz vatandaşımıza ülke meselelerini, duruşumuzu, niyetimizi, geleceğimizi, planlarımızı, programlarımızı anlatıyoruz. Hiçbir Allah'tan başka hiçbir kimseden korkumuz yok. Asla yok. Biz Allah'a sığındık. Halka güveniyoruz. Halkımızın iyi niyetine inanıyoruz. Çünkü davamız ülke davası. Millet meselesi. Programımızın adı olduğu gibi mesele millet meselesi. Evet. Hemşerilerimizden bir hayli mesaj var. Ara sıra okuyacağım başkanım. Çok fazla hem sizi dinlendirmiş olacağım. Hem de mesajlardan sonra şeyi soracağım. Burada bir tane mesaj da takıldı gözüme. PKK ile sosyal medyada bazen paylaşımlar çıkıyor. PKK ile bağlantınız konusunda. Özellikle bunu sormak istiyorum başkanım. Ama birkaç tane mesajımız var. Onları okuyalım. Ardından onun sorusunu mesajdan sonra mı verelim? Mesajdan sonra tamam. Cevabı alayım sizden. Aybars'tan selam gelmiş. Aybars'tan selamlar başkanım. İyi olacağız inşallah. İyi yayınlar demiş Mevlüt Demirbaş. Aydın Şentürk'te iyi yayınlar sayın hocam demiş. Mesudiye'yi iyi yapacağız demiş Hamit Genç. Allah razı olsun. Yine Gençlik Kolu Başkanımız Taha Baran Bilgi. Ordu iyi olacak, Türkiye iyi olacak diye eklemiş. Kabataş'tan selam başkanım demiş Mehmet Murat Ersoy. Ünal Yılmaz da sevgili başkanım Ekrem Şentürk ve size iyi yayınlar, başarılar diliyorum. İyi Parti Gölgöy Kurucu İlçe Başkanı Ünal Yılmaz demiş. Teşekkür ediyorum. Demiş. Sağ olsun Ünal kardeş. Ünal Başkanım, Allah razı olsun. Selamlar, sevgiler, saygılar gönderdik. Burkay Yorulmaz demiş ki ne mutlu ki bize Ekrem Başkan gibi donanımlı bir ismin yanında gerek siyasi yönden gerek hayatımızı çizme yönünde eğitiliyor, yol gösteriyor bize. Allah teşekkür ederiz başkanım. Nefesimizin yettiği kadar sizinle daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir ordu için çalışacağız. Teşekkür sahipsiz ederim. Olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır demiş. Bu böyle kardeşimizden Allah razı olsun. İyi ki varlar. Gençlerimiz var iyi ki. Evet, ülkeye sahip çıkmak için buradayız. Onların da sahip çıktığı için mutluyuz. Bu millet bu ülkesine sahip çıkacak. Necati Yedi Yıldız, ağzınıza sağlık başkanım demiş. Allah Ekrem razı olsun. Kılıçoğlu da iyi akşamlar, selamlar göndermiş. Ekrem Kılıçoğlu selam göndermiş. Kardeşime selam olsun. Evet, Şenol Anşin, az kaldı başkanım. Aydınlık günler yakın inşallah. Millet i̇nşallah. Bizi çağırıyor. Başkanıma selam olsun. Allah razı olsun. Evet. İbrahim Okçu, sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip çıkarsan batmayacaktır. Her halükarda mevzu vatansa gerisi teferruat diyerek bir ve iri olmak için mücadeleye devam demiş. Ekrem Başkan'la ordu daha güzel olacak demiş. İnşallah sağ olsun. Teveccüh göstermiş. İbrahim kardeşimize selam olsun. Evet. Recep Ali Türkeli, kardeşim sana yakışır, seninle beraberiz demiş. Allah razı olsun. Adem Karaoğlan da ordu iyi olacak Ekrem Şentürk Başkanım demiş. Oktay Altınordu, sayın başkanım Ordu ilinde engelli bireylere yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederiz. Ekrem Şentürk Allah Başkanım Ordu ilinde STK kuruluşlarında yaptığı ziyaretler ve sorunları, biraz mesaj uzun başkanım kusura bakmayın. Sorunları yerinde dinlemesi ve çözüm üretmesi dinamiklerini harekete geçirmesi özlediğimiz bir yerel lider tavrıdır. Her daim yanındayız başkanım demiş. Görme engelli vatandaşlara 1217 sayfa 7 cilt
Beril alfabesiyle yazılmış Atatürk'ün nutuk eserini ordeline hediye etti ve görme engelli kardeşlerimizi çok sevindirdi. Allah engelli kardeşlerimize de selam olsun. Biz onların yanındayız. Onlar için daha özel ve güzel projelerimiz var. Yani biz bu arada müsaadenizle araya giriyorum. Biraz da görme ve işitme engellilerimizle ilgili dijital ortamda Gençlik Kolları İl Başkanlığımızın çalışmaları var. İnşallah 3 aya kadar onun sonucunu alacağız. Yani o süreçte biz her yerdeyiz. Biz evet. Her yerde olmaya özen gösteriyoruz. Mehmet Sarıoğlu, Ekrem Başkanım, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Seninle gurur duyuyorum. Allah razı olsun. Duvarlarını Han yanından selamlar demiş. Şenol Anşin'de basın müteakere basını haline geldi ne yazık ki demiş. Aynen öyle. İnşallah hatırlıyorum sevgili başkanım. İnşallah çözeceğiz başkanım. Evet. Allah'ın izniyle çözeceğiz. Bu millet hakikatla buluşmasının önündeki engelleri bir bir ortadan kaldıracağız inşallah. Evet. Taha Baran Bilgi başkanım, iktidar bizi bekliyor. İktidar sahipleri ve küçük ortakları bunun bilinci ve korkusu içerisinde yılmadan, yıkılmadan iktidara giriyoruz demiş. Ordu iyi olacak, her şey çok güzel olacak demiş. Aydın Uzunsoy Allah razı olsun, eklemiş. Aydın Uzunsoy eklemiş. Millet İttifakı Türkiye'nin birleştirici gücü demiş. Başarılar diliyoruz Ekrem Başkanım diye eklemiş Aydın Allah Uzunsoy. Allah razı olsun. İsmet Şentürk, Allah yolunu bahtını açık etsin başkanım demiş. Allah Nevzat razı Turan, iki şey durdurulamıyor. Zam, zam, zam ve İyi Parti. Doğru mu demiş başkanım? Evet, İyi Parti durdurulamıyor. Bir de zam halk durdurulamıyor. Halk bizi, zam zaten o Türkiye'nin gerçeği. Ekonomiyi de konuşacağız. Zam deyince aslında en çok konuşmamız gereken konulardan biri ekonomi diye düşünülür. Evet. Çünkü kamufle ediliyor mu? Yoksa ekonomi konuşulmasın diye suni gündem mi getiriliyor? Bunları da sormak konuşalım, istiyorum size. Konuşalım, her şeyi konuşalım. Evet. Halk duysun. İyi yayınlar duysun. Başkanım demiş Seyhan Can Bulut. Aydın Uzunsoy yine bize teşekkür ediyorum Seyhan Hanım'a, saygılar, hürmetler ediyorum. Sağ olsun. Alın teri akıtan karşılığını bulur, laf üreten de layığını bulur demiş Uğur Bağırışen teşekkür isimli ediyorum. Arkadaşımız. Allah razı olsun. Alaaddin Tiken, iyi yayınlar, başkana selamlar demiş. İsmet Şentürk de Erzincan'dan tüm çalışanların selamları var sayın başkanım diyor. Allah razı olsun. Sayın başkanım iyi olacak, seninle İyi Parti, iyi çalışmalar, hep beraber selamlar demiş. Ve Habergölü'de çok mesajımız var başkanım. Mesajımız çok geliyor. WhatsApp'tan da geliyor, Twitter'dan da geliyor. Gerçekten şu an mesaj yağmurundayız. Ben Yunus Kelebek'in de mesajını okuyup ondan sonra HDP olayına girer. Evet. Dilaver Aksu yılmak yok, yola devam demiş. Allah razı olsun. Yunus Dilaver Kelebek, İyi Partimize ve Ekrem Başkanımıza olan ilgi ve alaka programın yayın akışından ve vatandaşın ilgisinden belli oluyor maşallah. Ahmet Bey, sizden bir hafta sonra etkileşim sayısını paylaşmanızı rica ediyorum. Söz veriyorum, bir hafta sonra etkileşim sayısını paylaşacağım. Şu an Habergölü'yü söyleyebilirim. Habergölü'de program bittiği zaman 20 bin kişi bizi izlemiş olacak başkanım. Habergölü için Allah razı. Yönetici olduğum için söyleyebiliyorum orada. Allah razı orada. Olsun. Teşekkür yani, ediyorum. Program bittiği tüm zaman tüm izleyicilere minnettarız. Evet. Zaten Moda TV'nin diğer platformlarını şu an göremiyorum. Şu an sadece sosyal medya sayfamızda, Facebook sayfamızda ciddi bir mesaj akımı var. Ben hemen size sorayım. Sizin PKK'yla, sizin HDP'yle bir gönül bağınız var mı Sayın Başkanım? Ahmet Bey, yani öyle dertliyiz ki, öyle yaralıyız ki. Ben yine biraz önce şey yaptılar, şu bir yani bir şiirle buna bir karşılık vereyim. Ondan sonra açayım yani. Evet. Zamanımız varsa. Zamanımız var. Bakınız biz Yavuz Ağrıoğlu diyordu ya biz atadan, dededen, babadan, kardeştan, aile olarak ülkücüyüz kardeşim. Ülkücüden vatan ayrı çıkmaz. Biz lise yıllarında, üniversite yıllarında biz bu memleket meseleleriyle, memleket sevdalarıyla büyüdük. Evet. Hani Ozan Arif'in ocağında oturduk. Ozan Arif'in sözleriyle büyüdük. Erol Güngör'ün kitaplarını okuyarak büyüdük. Biz bu ülkede memleket sevdasını kendine dert edinmiş insanların rahlesinden geçtik. Ozan Arif diyor ya, Ayşe Fatma değil beni aratan. Yani bu 30 yıl önceki şeyi hatırlamaya çalıştım. Yani çünkü 30 yıl önce ezberlediğiniz. Evet, 30 yıl önce evet. Çocukken ezberlediğiniz evet. Olay, şiir, duygu, ifade. Ayşe Fatma değil beni ağlatan. Ağlatan Turan'dır başka bir vatan. Görmeden ölürsem ona yanarım.
bulur bulmaz öpeceğim taşını toprağını. Esir Türklerimin gözün yaşını silmeden ölürsem ona yanarım. Şimdi bu daha devam ediyor. Biz bu memleket meselelerinin ötesinde Turan duygusuyla da büyüdük. Ahmet Bey, biz bunları büyüklerimizden dinleyerek rahmetli Başbuğ'un Türk milliyetçiliği davasının özünün içinde büyüdük. Netice itibariyle bizim kuşaktan, bizden, iyilerden vatan haini çıkmaz. Bu sosyal medyadan niye bu? Şimdi niye troller var? Yani Ahmet Bey, şimdi bu milletin gerçeğiyle yönetilen gerçek arasındaki fikri gerçekle yönetim anlayışının arası perdelendi. Gerçekler halkımızdan gizlendi. Eğer ki HDP ile işbirliği söz konusu akla getirilecek olursa AK Parti gelsin akla. Oslo gelsin. Dolmabahçe sarayları, Dolmabahçe görüşmeleri gelsin. Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta kazdırılan hendekler gelsin. Efendim, mecliste Barzaniye'nin önüne serilen halılar, başına dökülen konfetiler gelsin bu milletin hafızasına. Ha burada kurulan çadır mahkemeleri gelsin. Apo'ya kardeşimiz diyenlerin aklımıza gelsin. Bunları bırakıp bize bühtan ve bize buradan maliyet getirmek isteyenler başka taraflara doğru gitsinler. Buradan ekmek çıkmaz onlara. TRT'ye biz, Osman Öcalan'ı çıkaranan kimdi? AK Parti evet. Arkadaşlar diye Recep Ali Yağcıoğlu da. Aynen şey doğru diyor. En son yaşadığımız olayda. Yani 31 Mart seçimlerinde devlet TRT'ye aranan bir insanı çıkardı. Niye böyle bir skandal imza attık Osman? Şimdi Ahmet Bey, Türkiye doğru ellerde değil. Sadece Türkiye'yi yönetenler bu memleketin bütün güçlerini elde toplamayı başardılar. Bırakmamak adına her türlü utanmazlığı, aymazlığı yapıyorlar. Ondan sonra da bu millette alternatif olabilecek siyasi partileri farklı metotlarla itibarsızlaştırma çabalarının sonucu bu. Bizi itibarsızlaştıramazlar. Biz bu milletin asli unsurlarıyız. Biz bu milletin evlatlarıyız. Biz bunun farkındayız. Bizim mücadelemiz millet için, Türk milleti için. O arkadaşım, onu atan arkadaşım ısrarla söylüyorum. Bu memlekette mevcut hükümetin döneminde, AKP döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Daireleri, Türkiye Cumhuriyeti İbareleri tabelaya indirildi. Onları bir görsün. En son geldiğimiz noktada andımız yasaklandı. Ahmet Bey. Evet. Yani siz şimdi bu milletin fikriyatını, kültürünü, varoluşunu, tarihte varoluşunu temsil eden bütün değerler ortadan kaldırılırsa ne olur? Yarın içi boşaltılmış, fikriyatı boşaltılmış bir toplum oluruz. Bayramlarımız yasaklandı bu ülkede. Bu toplum Kurtuluş Savaşı'nı, efendim bu toplum 19 Mayıs'ları, bu toplum Cumhuriyet'in kuruluş bayramlarını kutlayamaz oldu Ahmet Bey. Kimse bize bu konuda haddi değil bu konuda konuşmak. Herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Mevcut şimdi siz Türkiye'de bu kadar olumsuzluğu yaşatın. Yarın maliyet topluma gelsin. Yanlış yaptık, Allah bizi affetsin. Etmeyecek. Sen yanlış yapma hakkın yok. Sen bu ülkeyi yönetiyorsan yönetenin yanlış yapma hakkı yok. Yanlış yaptığın zaman bu milletten özür dilemek yerine terk edeceksin. Yönetimi terk edeceksin. Yönetemedim diyeceksin. Ben yönetemiyorum diyeceksin. Devlet hata yapmaz diyorum. Devletin hata yapma lüksü yok. Yani şöyle düşünün Ahmet Bey. Biraz bu dert çok dertli, kusura bakmayın. Buraya biraz fazla girmek istiyorum. Yani siz şimdi bir pilotun, bir otobüs şoförünün hata yapma şansı var mı? Yok. Hata yapma lüksü var mı? Yok. Vatandaş hata yapabilir.
Bütün ülkenin bilgi kaynakları sende. İstihbaratı sende. Güvenlik güçleri senin elinde. Bürokrasi senin elinde. Sen bu memlekette çıkıyorsun, hata yaptık. Seni bu memlekette Fethullah Gülen 10 yıl anormal bir maliyet getiriyor. Seni onunla yol yürüdük diye övünüyorsun. Ona methiyeler düzüyorsun bütün yöneticilerin. Ondan sonra biz yanıltıldık, kandırıldık. O zaman kardeşim, kanmayanlar gelecek. Kanmayanların önünü açacağız. Bu millet onların özrünü ancak istifa etmeleriyle kabul eder. İstifa edecekler, yönetemedik diyecekler. Çekilecekler, bu memleketi hakkıyla yönetenler gelecek. Ondan sonra tutacaksınız. Siz bunlar yanlış yapıldı diye milleti bu konuda aydınlatan, bu konuda bilgilendiren siyasi partilere maliyet getirmek isteyeceksiniz. Olmaz. Devletin en başı çıkmadı mı? Biz valilere, kaymakamlara, kolluk kuvvetlerine emir verdik. Dışarı çıkman. Ne oldu? Şırnak'ın, Diyarbakır'ın sokak eylemleri başladı. Efendim, neticede yanıltıldık. Olmuyormuş bu. Bizi FETÖ yanıltamaz kardeşim. Sen niye? Nasıl yanıltın? Orada 482 tane vatan evladımızı şehit verdik. Sen o şehitlerin anasına, babasına, çocuğuna, millete aldatıldık deme hakkın yok. Olmamalı. Eğer ki bunu diyorsanız siz her gün aldatılıyorsunuz zaten. O zaman diyorsanız her gün aldatılıyorsunuz o zaman. Bu memlekette Fethullah Gülen'in bu ülkeye getirdiği maliyetin bedelini kim ödüyor Ahmet Bey? Halk ödüyor. Biz ödüyoruz. Ama onunla yol yürüyenler hala bugün memleketin birçok başında. Ne? Aldatıldık diyorlar, işinden çıkıyorlar. Peki Ahmet Bey, bir diğer büyük bir dert daha var. Bu memlekette KHK'lılar var. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle işte ibadet, efendim ticaret, ihanet. Ya ibadet noktasında maliyet getirilen, efendim işinden, gücünden bıraktırılan, işi gücü bıraktırılan bir sürü insan şu an çile çekiyor. Mahkemede susuzluğunu ifade etmiş, işine dönemiyor. Bunların vebalini kim çekecek? Ahmet Bey. Bunların vebalini kim çekecek? Bize bu konuda laf eden ya hayındır ya da troldür ya da cahildir. Bunun ötesi yok Ahmet Bey. Bize Türkiye'de HDP üzerinden maliyet getirmeye çalışıyorlar. HDP teröristlerle işbirliği yapan bir partidir kardeşim. Bunu Sayın Genel Başkanımız, idarecilerimiz, herkes söylüyor. Bizim bu memlekete maliyet getirecek ve bu memlekete düşmanlık yapabilecek hiçbir organizasyonla işbirliği yapmamız söz konusu değildir. Bizim böyle duruşumuzun olması da mümkün değildir. Biz buna İyi Partililer buna müsaade etmeyiz. Bir ara FETÖ ile de ilişkilendirilmeye çalıştı. Şimdi, Sayın Akşener'in ismi biraz ağır konuştu. Hakaretvari konuştu. Eğer de ispatlayamazsanız şerefsizsiniz dedi. Sonuçta ispat da olmadı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz başkanım? FETÖ'yle bir intisap oldu mu hiç? Sayın kardeşim, kıymetli kardeşim, Sayın Genel Başkanımız bu konuda ısrarla dedi ki mahkemeye çağırın ben. Çağırabiliyorlar mı? Çağıramıyorlar. Ya bunların çamur at izi kalsın. Yani yapışmazsa bile izi kalsın. Anlayışıyla Türkiye'de halkın kucakladığı bir partiyi, bir genel başkanı itibarsızlaştırarak önünü kesme hamleleri bunlar. Başkanım aslında... Varsa bizim yani biz Meral Hanım'a evladı Fatihan diyoruz. Meral Hanım özgürlüğün, hürriyetin, milletin kıymetlerini, değerlerini en iyi bilen kıymetli bir genel başkanımız. Memleket sevdasıyla yanıp tutuşan bir genel başkanımız. Hiçbir gizlisi, saklısı yoktur.
Biz bir proje partisi değiliz diyoruz. Bak Ahmet Bey, bir proje partisi varsa o AKP kendine baksın. Şimdi proje partileri nasıl oluyor Türkiye'de? Yani AKP kurulmadan önce Sayın Tayyip Bey Türkiye'de hiçbir şey değilken Beyaz Saray'da Oval Ofis'te ağırlandı Ahmet Bey. Şimdi Türkiye'den herhangi bir bakan Amerika'ya geçse, ben Beyaz Saray'a, Oval Ofis'e gireceğim dese aylarca randevunun cevabını beklemesi lazım. Ahmet Bey. Biz proje partisi değil. Biz halkın kurduğu partiyiz. Biz İyi Parti'nin tüm idarecileri, tüm üyeleri, tüm yöneticileri memleket için canını verecek insanlardır. Bu memleketin kıymetini bilen insanlardır. Bu milletin asli unsurlarıdır. Millet sevdalılarıdır. Bundan bize maliyet getirmesinler. Bize maliyet getiremezler. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bizi şöyle desin istiyorlar Ahmet Bey. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünde hem fikir olduğumuz her insanın oyuna talibiz. Yönetimine talibiz. Bizi ayrıştırsın istiyorlar insanlar. Bir türlü ayrıştırsınlar bölücülük yap. Biz de öyle değil mi Ahmet Bey? Bu ülkeyi seven, bu ülkeye sadakatle bağlı her insanın oyuna talibiz biz. Yani Kürt vatandaşı diye onu dışlama gibi bir derdimiz asla yok mu diyorsunuz? Çünkü şöyle, yani biz bu ülkede bölücülüğün karşısındayız. Biz o Kürt vatandaşı, o Alevi vatandaşı din üzerinden, ıkriyet üzerinden, menşe üzerinden bu ülkede insanların ayrıştırılmasına karşıyız. Bu tür cümlelerin de devlet adamları ağzından konuşulmasına da karşıyız. Sayın Tayyip Bey yıllarca 36 etnik kimlikten bahsediyor. Bir sürü durmadan, öyle değil. Neticede millet oluşturduk biz. Türk milleti bir millettir ülke. Ulus devletidir. Bu devletin üst kimliğidir bu. Hiçbir vatandaşa karşı bizim sen necisin, nereden geldin, niye geldin, niye buradasın sorusunu vatandaşa yönetemeyiz. Neticede insan, Rabbimin, Allah'a inanıyoruz. İnsan eşref-i mahlukat olarak buyuran Rabbimin emrine itaat ederiz. Her bir insan yaratılış itibariyle şereflidir. Ne zaman ki insan yaratılış idealinden uzak durur, ona uzaklaşırsa o orada erozyona uğrar. Esfere safiliğin olur ama başkanım. Esfere safiliğin olur. Aynen öyle olur. Sevgiler. Yani neticede ne? Neticede biz bu ülkeyi seven, duruşu, fikri, inancı ne olursa olsun bizim kıymetli bir vatandaşımız. Ben Kürdüm diyebilir. Ben Bulgarım da diyebilir vatandaş. Veya oradan da gelmiştir. Veya Amerikalıyım diyebilir. Ama bu ülkeyi seviyorsa, bu ülke ideallerine, ülküsüne hizmet ediyorsa, her bir vatandaşımıza saygı duyuyorsa, biz bu insanlara kucak açar, biz bu insanlara mutlaka sevgi ve saygı gösteririz. Ama hiçbir şartla bu memleketin askerine, halkına, güvenlik güçlerine kurşun sıkmış, bayrağının dalgalanmasını sindiremeyen, ülkenin geleceğinin ne karartmak arzusunda olan hiçbir bölücü, ayrılıkçı, terörist bir unsurun yanında olma şansımız yok. Bunu genel başkanımız da söylüyor. Bütün parti yöneticilerimiz de söylüyor. Defaten söylemeye devam ediyoruz. Onlar bizi eleştirecek başka bir yönleri yok. Onun için ısrarla bunun üzerinde duruyorlar. Biz yolumuza devam ediyoruz. Halk bizi kucaklıyor. Halk bizi anladı. Sayın genel başkanımız Türkiye'de 3 yıllık bir parti olmamıza rağmen Ahmet Bey şu an Türkiye'de siyasi bir lider oldu Meral Hanım. Allah'ın izniyle millet ilk seçimlerde bizi görevlendirecek. Biz buna inanıyoruz. Ama biz bu görevin hakkını verebilmek için ehliyetli, liyakatlı, ehil kadrolarla, yetişmiş kadrolarla, donanımlı kadrolarla yola çıkma noktasında hazırlıklıyız. Yani tam biz bu ülkeyi başkanım yönetmeye hazırlıklıyız. Tam da bunu soracaktım başkanım. Evet. Biz genelde siyasi temsilci misafirlerimize bunu sormak durumundayız. Şu an İYİ Parti yarın seçim olsa ve iktidar olsa gerçekten bu ülkeyi yönetebilecek kadrosu hazır mı?
Yani önce ülke genelinde soracağım, sonra il geneline düşeceğim, sonra hatta ilçeye kadar bunu konuşmak istiyoruz. Evet, şu an Meral Akşener yarın Cumhurbaşkanı olmuş olsa kadro hazır mı? Hazır. Ülke yönetecek bir kadro var mı? Hazırız. Şu an şöyle bunu şunla ifade edeyim. Bizim şu an ordu il yönetiminde, bakınız ordu il yönetiminde 40 kişilik bir kadromuz var. Yönetmenlik gereği seçim kurulunun belirlediği bir sayı oranıyla. Bizim şu an bu 40 kişilik kadromuzun %50'den fazlası üniversite mezunu. Yani içimizde hekim var. İçimizde eğitimci var. İçimizde birçok daldan yetişmiş insanımız var, avukatımız var. Her alanda özellikle biz bunu önceliyoruz. Bizim şu an gençlik kollarımızdaki arkadaşlarımızın avukatlarımız var. Halen üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. Hanımlara öncelik veriyoruz. Hanımları işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. İşte avukat ilçe başkanlarımız var. Birisi hanımefendi. Eski il başkanınız da, evet, ablama da selam gönderelim. Eski burada il başkanımız da, Çiğdem Hanım'a da selam ederiz. Yine başsağlığı dileriz. Allah mekanını cennet etsin. Kız kardeşi rahmetlik oldu. Ablamız, evet. O diş hekimiydi bizim Çiğdem Çelenk hanımefendi, biliyorsunuz. Efendim Eda Doruk Çivici var. Fas'a ilçe başkanımız, hanımefendi avukat. Efendim Ünye ilçe başkanımız emekli bir öğretmen hanımefendi. Kadrosunda avukatlar, bir sürü meslek gruplarından üniversite bitirmiş insanlar var. Gülyalı ilçe başkanımız Remzi Aksoy, selam olsun. O da avukat bir kardeşimiz. Bütün kırsaldaki arkadaşlarımızın birçoğu altyapıdan gelen, Türkiye meselelerini fevkalade bilen donanımlı arkadaşlar. Ve genel merkezimizde her alanda, alanıyla ilgili Türkiye'de derece yapmış, göz dolduran bütün insanları topladık. Her biri şu an proje üretiyor. Bu projelerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Rabbim nasip ederse inşallah vatandaşın verdiği yetkinin karşılığını halkımıza üretim olarak, hizmet olarak götüreceğiz. Bundan milletimiz emin olsun. Yine bizim hanımları önemsiyoruz dedik ya, Güneşin Kadınları diye bir çalışmamız var. Şu an kadın kollarımız bu konuda genel merkezimizde bir mücadelesi var. Güneşin Kadınları Türkiye'de evinde ürettiğini, bilgi ve üretim kapasitelerini toparlayarak pazar açacağız. Onların üretmesini sağlayacağız ve onların ekonomik olarak da bu millete katma değer sağlamasının önünü açacağız. Evet. Bizim yani her alanda, eğitimde, sağlıkta, bilimde, efendim güvenlikte, her alanda yetişmiş ehil kadrolarla geliyoruz. Sığ bir parti değiliz. Yani donanımsız bir parti değiliz. Çok donanımlıyız. Bunun diğer bir örneğini de ifade etmek istiyorum. Yani Türkiye'de kamuoyu araştırmalarında Türkiye'de en donanımlı insanların seçmen noktasında olduğu parti açık ara bir numara İYİ Parti. Yani İYİ Parti'nin yönetim kadroları ne yaptıklarının farkında. Ne yaptıklarını biliyorlar. Bu ülkeyi iyi tanıyorlar. Bu ülke sevdalıları. Bu ülkeyi seviyorlar. Ve o hain zihniyetteki bir daha bize bu yakışıksız HDP üzerinden bize laf atmak isteyenleri lanetliyorum. Sakın ağızlarına almasınlar. Bizim İYİ Parti'nin ruhu onlarla hiç bağdaşması mümkün değil. Biz ülkeyi seviyoruz. Bu milleti seviyoruz. Bu millete hizmet etme kararlılığımız devam ediyor. Sözümüz var. Millete sözümüz var. Evet. Peki. Birkaç tane mesajda gördüm. Milletvekili olarak görmek istiyoruz cümlesi. Başkanım, böyle bir düşünceniz var mı? Şöyle ilk defa da ben sordum bunu diye düşünüyorum. Vallahi şimdi milletvekili olma niyetiniz var mı? Şimdi ona göre arkadaşlar sormuşlar. Ben de ulaştırmak durumundayım size. Birincisi şu. İpucu versen de ben anlarım başkanım. Ahmet Bey, şimdi şu. Siyaset yapıyoruz. Evet. Önceliğim, benim önceliğim
Ordu'da Ekrem Şentürk olarak, birey anlamında Ekrem Şentürk olarak, İyi Parti'nin de il başkanı olarak benim en büyük önceliğim önce bir Ordu halkının duasını almak arzum. Yani olmazsa olmazım bu. Bu Ordu halkının duasını almak için çaba ve gayret sarf ediyorum. Rabbim inşallah bunu bana nasip edecek. İnanıyorum, ben samimiyim. Rant için, kariyer için, makam için, şöhret için burada değiliz. Asla. Biz vatandaşın bize vereceği görevi asla ve asla hiçbir zaman görmezden gelmeyiz. O farklı bir boyut. Ama asıl hareket noktamız orduyu, ordu halkını kucaklayarak, meselelerini gündeme taşıyarak bu halkın duasını almak. Artı orduda, orduda konuşan bir siyaset, konuşan bir toplum, kendine güven duyan bir toplumu cesaretlendirmek için buradayım. Biz her bir vatandaşımızın mutlaka ve mutlaka sözünün duyurulması, derdinin dinlenmesi için zemin ve mekan hazırlayacağız. Önceliğimiz bu. Artı seçim sürecinde değiliz Ahmet Bey. Bunlar seçim sürecinde konuşacak şeyler. Biz şu anki... O zaman ekonomiyi konuşalım başkanım. Hedefimizin, şu anki duruşumuzun önceliği önce ordunun meselelerini kamuoyuyla paylaşarak, kamuoyuna mal ederek halkımızın bir an önce huzura ve refaha kavuşması için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet değerli izleyenler, özellikle Haber Gölköy'den bizi takip eden kıymetli arkadaşlar, biz istedik ki Sayın Başkanım Gölköylü o platformdan da ekranlara getirelim istedik. Bazı arkadaşlardan rica ediyorum. Evet az önce sorunuzu ulaştırdım. PKK ile intisaplı cümleleriniz vardı. Bunu yazan arkadaşlarımız da Gölköylü. Sayın Başkanımın şahsını biliyorsunuz. Kim olduğunu biliyorsunuz. Bu sorular gerçekten gereksizdir. Fakat sırf karalamak olsun diye de siyaset yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yani sırf amaç karalamak olsun diye. Ben Sayın Genel Başkan'ın şu sözünü çok önemsiyorum. Bırakın diyor şahsında. Bırakın şahsında, sülalemde, ailemde, çevremde, akrabalarımda herhangi bir bağlantı bulursanız diyor siyaseti bırakacağım diyor. Açıklayamazsanız şerefsizsiniz, namussuzsunuz dedi. Bir kadın da bu cümleyi konuşmuşsa o, ben başka bir şey söylemiyorum. O arkadaşlarımıza şöyle ifade etmek, biz bu ülke için bedel ödedik, aile olarak ödedik. Evet. Herkes aklını başına toplasın. Herkes aklını başına toplasın, ahlaklı olsun. Siyasetin Ekrem Şentürk'ten bırak İyi Parti'li başkan olma. Ekrem Şentürk'ün Gölköy'de her bir birey utanma duygusuna sahip, fikriyata sahip. Ekrem Şentürk'ten ailesinden bırak birey olarak. Evet. Vatan aşığından başka birisini bulamazlar. Evet. Ahmet Bey bulamazlar. Onlar evet. Birkaç tane mesaj okuyalım hocam. Hem şey olmuş olsun. Dinlenmiş olun. Çünkü yoracağız sizi dedik ve yormaya da devam ediyoruz. Birkaç tane mesajımızı okuyalım. Aslında şimdi mesajımız çok fazla. Aradan okuyacağız arkadaşlar. Hepsini okuma durumumuz gerçekten yok. Buna çünkü vaktimiz de yetmez. Şimdiden özür diliyorum. Af ola. Seyhan Canbulut. İyi yayınlar başkanım demiş. Allah Abdurrahman razı. Akdeniz. İyi yayınlar başkanıma başarılar. Allah sevgiler razı, saygılar demiş. Millet bizi çağırıyor. Ordu ilerle olacak. İyi yayınlar demiş Cemile Engür Aktürk. Allah Aktürk razı arkadaşımız. Şenol Aşin, PKK ile masaya oturanlar, İmralı'dan talimat alanlar, Dolmabahçe'de mütabakat yapanlar, Diyarbakır'da halay çekenler, terörist başını devlet televizyonuna çıkaranlar ve destekçileri mi bizi teröristlerle işbirliği yapmakta suçluyorlar? Rahmetli Erbakan'ın deyimiyle hadi git oradan. Allah razı olsun başkanımdan. Teşekkür evet, ediyorum. Şenol Başkanım. Evet duysun aslında, arkadaşlar. Aslında yani, bir şey söylemeye gerek yok. Şenol Başkanım evet. Kendi söylemiş. Yok gerek yok. Ama arkadaşlar burada gerçekten ben siyaset yapmıyorum. Fakat buraya davet ettiğimiz konuğumuz bizim konuğumuz. Lütfen daha mantıklı eleştiriler yaparsak, daha elle tutulur eleştiriler yaparsak. Çünkü ben şeyi sorun yani hizmet noktasında eleştirin, hizmet noktasında sorularımız varsa alalım isterim. İyi yayınlar ağzına yüreğine sağlık demiş Halit Şentürk. Nevzat Turan, iyi ki varsın başkan, ülkede sorun çok. Ben mobilyacı esnafıyım. Bir yıldaki malzeme zammı en az %150.
Onun için İyi Parti farz oldu. Aslında bunları konuşmak lazım. Bunları konuşarak gündemi değiştirmemek lazım. Gerçek gündem ekonomi iken gelip de burada yok işte onunla bağlantın var mı, bununla bağlantın var mı? Ya bırak bunu. Zaten devletin istihbaratı var, hakimi var, savcısı var. Zerre kadar bağlantısı varsa cezaevi orada, hakimler burada. Evet, terörün hamisi Barzani için parti kongrelerinde bu millet seninle gurur duyuyor tezahüratı yapılmadı mı demiş Taner Can Bulut. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum başkanım, Türkiye iyi olacak demiş Arslan Çiftçi. Tuncay Arslan, Öcalan bunu söyleyemiyorum. Çıksa devlet ve Türk milleti bana beni affetsin, PKK beni kandırdı dese reis ne diyecek acaba demiş, bilmiyorum. Yusuf Demirel, o kadar utanmazsın ki insanoğlunun gözüne baka baka yalan konuşuyorsun. HDP, PKK kol kolasınız. Sizin elinize şehit kanı değdi. HDP, PKK eşittir İyi Parti. Bunu bilmeyen mi kaldı? Artık PKK ve HDP'nin yaptığı her pislik sizi bağlar. Bu işten kurtuluşunuz, komünizme ortaksınız demiş. Kim o demiş? Yusuf Demirel, komünizme ortak mısınız? O ya şimdi arkadaşımıza biraz psikoloji doktoruna veya akıl sağlığı bozulmuş arkadaşım oraya gidip biraz tedavi görmesi gerekiyor. Tarafsız olmak adına size yönetmem gerekiyordu bu soruyu. Yok sıkıntı yok. Ahmet Bey, her soruya bizim cevabımız var. Şöyle başkanım, ben tarafsız olmak adına bu soruyu size yönetmek durumundaydım. Fakat eğer bu sorun üzerinde konuşursak diğer arkadaşlara haksızlık olacak. Kardeşim, gerçekten önemli konularımız var konuşulacak. Her bir soruya cevabımız var. Evet. Açık, net, meydandayız. Gizlimiz, saklımız yok. Biz, o arkadaşım şunu anlayamıyor. Proje partisi değiliz. Evet. Uygulamaları yapanları bir defa onları görsün lütfen. Onları görsün. Evet. Bir tane mesaj. Mehmet Keskin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İyi Parti kadar zorluklara göğüs gererek kurulmuş başka bir siyasi parti yoktur. Proje partileri zorluk yaşamaz. Beni bu göreve getirenler papaz elbisesi giy derse giyerim diyenlerin partileri proje partisidir demiş. Ekrem Başkan'a selam ve sevgiler demiş. Allah razı olsun. Ekrem Altuntaş, yolunuz açık olsun Sayın Başkan. Osman Koç selam göndermiş. Aleyküm. Yine ağzını sağlık başkanım demiş. İyi yayınlar, ağzına sağlık başkanım. Mesajları gidiyor. Evet arkadaşlar, hepsini okuyamayacağımızı söylemiştik. Hocam sizi tenzih ediyorum ama genel başkanınızın HDP ile ittifak yok diyemiyor. Samimi değil sizin kadar Sayın Başkanım demiş Hikmet Taş. Araya gireyim hemen. Evet. Şöyle diyeyim. Sevgili kardeşime selam olsun. Bakınız, Sayın Genel Başkanımız bizim ittifakımız Cumhuriyet Halk Partisi ile yaptığımız ittifak seçim işbirliği. Bunu yanlış anlıyorlar. İttifak farklı bir şey. Seçim işbirliği başka bir şey. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin olduğu gibi bir ittifak içinde değiliz. Sayın Genel Başkanımız defalarca söyledi. Bize çıksınlar desinler ki resmi yazılı bir ittifakımız söz konusu mu? Biz Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ile bir seçim işbirliği yaptık. Bizim HDP'le yol yürümemiz, yan yana olmamız mümkün değildir. Bunu anlasınlar lütfen. Yani bunu anlasınlar. Osman Öcalan'a mektup okutmayı anlasınlar. O kardeşim aklını zorlasın kardeşim. Yani siz seçim için, bu milletin oyun almak için, İstanbul'u kaybetmemek için aranan insanı TRT'de ağırlıyorsun. O soruyu soran arkadaşım yatarken bunu düşünsün, vicdanını yoklasın. Ondan sonra diyorsun ki ben onu ağırladım, ben onu arandığından, kırmızı bültenle arandığından haberim yok. TRT kim? TRT bu halkın vergileriyle ayakta duran bu milletin bir kuruluşu. Devletin kuruluşunu terör örgütünün temsilcisine peşkeş çekiyorsun. Ondan sonra da bu memleketi ben yönetmiyorum. Ondan sonra da bana diyorsun ki ben büyüdükçe, İyi Parti büyüdükçe, AK Parti puan kaybettikçe bizim yolumuzu kesmek adına ahlaksızca bir ithamda bulunuyorsun. Akıllı olsunlar, ahlaklı olsunlar, utanma duygularını kaybetmesinler. Talip Falay, vatan sevdamız, millete olan aşkımızın verdiği motivasyonla her türlü güçlüğü aşacak durumdayız Sayın Başkanım demiş.
Selahattin Keleş, laf atanlar önce kendilerine baksınlar demiş. Hüseyin Ağoğlu, Sayın İl Başkanım, sesiniz bu şehrin sesidir. Duruşunuz bu şehrin itibarıdır. İnançla verdiğiniz mücadeleyle ordu iyi olacak, Türkiye iyi olacaktır. Toplumsal politikalardan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Allah Hüseyin razı olsun. Ağoğlu. Teşekkür ediyorum Hüseyin kardeşimize, sağ olsun, var olsun. Uğur Bağırışen, bence ekonomiden sonra en önemli konu başkanımın da alanı olan eğitim. Başkanım eğitimi gericilerin elinden kurtarmalıyız. Bilimle genel başkanımız da bir eğitimcidir demiş. Onlar terör örgütleriyle evcilik oynarken biz ülkemiz için gözyaşı döküyorduk. Bunu söyleyen kişide hiç mi utanma, arlanma yok demiş Şenol Anşin. Erol Taş hocamın da bir mesajını, iyi yayınlar mesajını size ulaştırdım. Teşekkür ederim. Taş. Erol kardeşimize selam olsun. Evet, aleyküm selam. Erol hocamın da iyi yayınlar mesajı vardı. Evet, Habergölk'e şimdilik bakamayacağız. Çok çünkü orada mesajlar, ama birazdan oranın da mesajlarına değineceğiz. Evet başkanım, ekonomi diyelim mi? Diyelim. Yani çünkü, millete dair. Çünkü Sayın Genel Başkan bu konuyla ilgili açıkladı. FETÖ ile olan bağlantısını, PKK ile olan bağlantısını birkaç cümleyle açıkladı. Bunu çok durmaya gerekiyor. Çünkü memlekete konuşmamız da gerekiyor. Hiçbir endişemiz, kaygımız yok. Evet. O arkadaşlara bir daha ifade ediyorum. Zaten bizim bu insanlarla en basit bir diyalogumuz, ilişkimiz olsa bütün devletin İstihbaratı, emniyeti, bütün kaynaklar elinde. Evet. Hiç sıkıntı yok. Artı Ahmet Bey, lütfen, biz bu ülkeye sevdalılarıyız. Bizden vatan ayrı çıkmaz. Evet. Boş yere baş ağrıtmasınlar. Başka yerde arasınlar hainleri. Pudra şekeri konusunda ne diyorsun? Pudra şekeri. Hem konu değişsin. Şimdi pudra şekeri değişsin, evet. Şimdi şey oluyor Ahmet Bey, yani bu konu Türkiye'nin kirliliğinin bir ifadesi. Türkiye kirlendi. Ahlakını kirlettiler. Yönetimi kirlettiler. Devletin imkanlarını hırsızlara peşkeş çekiyorlar. Halen devam ediyorlar. Şimdi genç bir kardeşimiz, 30 yaşında bir kardeşimiz, efendim esrar içerken yakalanınca ne oluyor? 30 yaşındaki kardeşimiz pudra şekeri oluyor. Sıradan bir fakirin çocuğu yakalansa esrar çekiyor olacaktı. Görüyoruz. Türkiye'deki yapılan yolsuzluğun, hırsızlığın karşılığını görüyoruz. Yani bir genç delikanlı, 30 yaşında bir ekonomik geçmişi yok. Ticari bir geçmişi yok. Ben de tam da buraya aslında evet. Değinmek istiyorum. O yaşta o delikanlı anormal bütçelere yönetiyor. Aslında bu konuyu az önce ben konuya o şekilde girince pudra şekeri, çünkü artık onunla özdeşmiş oldu. Evet. O yüzden konuyu oraya çektim. Benim de başkanım söylemek istediğim şu. Aslında biz madde kullanmasından, uyuşturucu kullanmasından ziyade kısa zamanda bu serveti nasıl edindiğini ülke olarak aslında bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Bu aslında vahim durum. Evet, uyuşturucu keşke kullanmasaydı, ama dediğimiz gibi zararı kendisine, dini, sağlık, işte artık her açıdan zararı kendisine, ama kısa zamanda bu kadar zenginleşme nasıl olabiliyor? Aslında bunun üzerine durması gerekiyor ve bunun gündemde tutulması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz başkanım bu konuda? Ahmet Bey, netice itibariyle Türkiye'deki yolsuzluğun geldiği nokta. Bu okyanusta bir damla bile değil. Bu bize duyurulan çok çok böyle bin olayda birisini duymuş oluyoruz biz. Birinci yönü, iki boyutu var bu işin. Birinci boyutta gençlerimiz, Türkiye'de çok üzerinde durulmayan bir olay var. Gençlerimiz uyuşturucu hastalığıyla, uyuşturucu tehdidiyle karşı karşıya. Devlet bu konuda çok hassasiyet göstererek bir an önce Türkiye'deki bu yaygınlaşan olumsuz durumun önüne geçmeli. Yani gençlerimiz Anadolu'nun en ücra köşelerine kadar, eskiden bu uyuşturucu olaylarının yaşanmışlığını biz metropollerde görür idik. Ancak kırsalda da görmeye başladık. Ayrıca ne acıdır ki bu uyuşturucu kullanma yaşı 12-13'lere kadar düştüğü konuşuluyor. İstisnai olsa da bu konuda basından duyduğumuz kadarıyla bu yaşta çocukların
Esrar kullanırken ortaya çıktıklarını görüyoruz. Şahit oluyoruz. Olayın bir öbür boyutu, yani gençlerimizi bu illetin elinden kurtarmak için devletin mutlaka çok ciddi adımlar atması gerekir. Çok önemli bir husus. Bu konuyu ötelememek gerekiyor. Bu konuyu ciddiye almak gerekiyor. Artı diğer bir boyutu daha var bu işin. Gençlerimiz nedense ahlaki değerlerinden uzaklaştı. Bu konuda da bu olayı ele almamız lazım. İdealizmini gençlerimize kaybettirdiler. Çünkü büyükler kötü örnek oluyor. Güce ulaşanlar önce zenginliğe ulaşmak için çaba sarf ediyorlar. Abileri bin birim götürürken onlar bir birime rıza gösteriyorlar. Türkiye'deki bu arkadaşımızın düştüğü, yaşadığı olay bu. Yani siz güç elde edebilmek için mutlaka AK Parti'nin belediyesinden, genel merkezinden bir yere ulaşmanız gerekiyor. Gençliğe kötü örnek bunlar. Türkiye'nin geldiği hırsızlığın, yolsuzluğun, ahlaksızlığın, aymazlığın geldiği nokta. Devletin hep denilir, devletin malı deniz yemeyen domuz. Yani tırnak içinde söylüyorum, bu anlayışın hüküm sürdüğü bir süreci yaşıyor Türkiye. Ama öbür tarafta işsiz insanlarımız, iş bulamayan, intihar eden, evine ekmek götüremeyen bir sürü insanımız var. Bunların böyle de bir süreç yaşıyor Türkiye. Yani bize diyorlar ki açlıktan aç mezarı var mı? Evet var. Açlıktan intihar edenler var. Yani 7-8 ay önce veya süresinde yanılabiliyorum. Yakınımızda Canik Beldesi'nde, Samsun'da 40 küsur yaşındaki memleket evladı kendi intihar edip kendini astığı zaman bir okul duvarının önüne eli açıldığı zaman avucunun içerisinde açım diye yazıyordu. İşsizim ve açım. Buna benzer birçok olay yaşıyoruz Türkiye'de. Bunları görmezden gelemeyiz. Bunları halkın duymasını engelliyorlar. Ne yapıyorsunuz siz? 30 yaşındaki bir çocuğa ülkenin bütün kaynaklarını kullanabilecek ortamı hazırlıyorsunuz. Yani o genç kardeşimizin üzerinde onu kontrol eden mekanizmalar var. Üst akıllar var. Ağabeyler var. Zaten başkan. Üst akıllar var. Ağabeyler var. O çocuğu oraya sürükleyen insanlar var. Bunların bu ülkede bir an önce deşifre edilmesi lazım. Yani şunu geçiştiremeyiz. Bir insan pudra şekeri, eroin çekmiş diyerek geçiştiremeyiz. Bir an önce ülke adına, millet adına, şeffaflık adına, demokrasi adına, hukuk adına mutlaka bu işin hukuki boyutta incelenip, araştırılıp buna destek olanlar, bu çocuğun önünü açanlar, bu delikanlıyı, bu pisliğin içine sokanların öne çıkarılması, teşhir edilmesi lazım. Ve millete hesap vermeleri lazım. Üzeri kapatılmayacak bu olay. Evet. Biz bunu bir önceki dönem nerede yaşadık? Bir önceki de Zarrab olayında yaşadık. İranlı 30 yaşındaki bir çocuğa ülkenin İçişleri Bakanı öncülük yaptı. Ne yaptık? Bütün bürokratik engeller önünden kaldırdık. Türkiye'nin bürokrasisi adamın önünü açtı. Maliyet kime geldi şimdi? Ülkeye geldi. Yarın Halk Bankası'nın Amerika'daki mahkemesinden bize ne kadar maliyet geleceğini kim söyleyebilir bana? Peki Rıza Zarrab'ı bu ülkede yeşerten, koruyan, gözeten insanlar bu ülke adına getirdikleri maliyet adına bir bedel ödüyorlar mı? Ödemiyorlar. Yapan yaptığıyla kar kalıyor. Evet. 17-25 olayları. İşin farklı boyutundan, ben ekonomik boyutundan bakıyorum. O paralar hayasızca, ahlaksızca dönen o paraların
karşılığında bu ülkenin hukukuna, insanına karşı bir hesap verildi mi? Verilmedi. Hesap soruldu mu? Sorulmadı. Sorun kardeşim. Başka boyutta, başka bir amaçla ortaya çıkmış olabilir. Ama bir hırsızlık var. Ben hırsızlık boyutuna da bakıyorum. Ömür boyutunu lanetliyorum. O zaman hesap sorun kardeşim. Siz hiç kimseye hesap sormaz mısınız? Hani ne diyordu? Adaletin timsali Hazreti Ömer, yönettiğim beldede çobanın önünde bir kuzuyu kurt kaparsa ondan kendimi mesul hissederim. Hani biz bunun temsilcisiyiz diye övünüyorlardı. Hesap var mı? Halk adına hesap soran var mı? Sorgulayan var mı? Araştıran var mı? Yok. Ha ne yapıyoruz? Biz bunları halkın gündemine getireceğiz. Sürekli getireceğiz. Getirdiğimiz zaman bir o trollerin bir kısmı çıkıyor. Ya bunlar HADEP'le yol yürüyecekmiş. Allah Allah. Kardeşim yaşananlara bakın. Yaşananlar gerçeğin aynasıdır. Yaşananlar gerçeğin aynasıdır. Onlara bakın. Onu bu ülkeye, o tür olumsuzlukları bu Türkiye'ye yaşatıp bu ülkeye maliyet ödettiren insanlardan hesap sorun. Hesap sorun. Çocuğu, gencimize acıyorum. Ailesine acıyorum. Ne oldu? O orada bir piyon gibi kullanıldı. Asıl perdenin arkasındakilerin öne çıkarılması lazım. O perde halkın önünde ortadan kaldırılıp şöyle halkın gerçeği görmenin önü açılması lazım. Sürekli algılar üzerinden bu ülkenin yönetilmesinden halkımız bıktı, yoruldu. Yoruldu. Hepimiz yoruldu. Ekonomi de algıyla mı yönetiliyor başkanım? Ekonomi de algıyla yönetiliyor. Ekonomimiz de algıyla yönetiliyor. Şu an Türkiye'de çıkıyorlar. 128 milyar doların bugün muhalefet soruyor. Ekonomistler soruyor. Herkes soruyor. Ben de soruyorum. Nereye gitti? 128 yani bunu çıkıp nereye gitmiştir başkanım? Bu 128 milyarın nereye gittiğini biz de bir soruyoruz işte. Diyoruz ki kardeşim nereye gitti? Bunun hesabını vermek zorundasınız. Neticede biz şeffaf yönetimin şeffaf olmasını istiyoruz. Eğer ki bir handikapınız, günahınız yoksa çıkıp verirsiniz. Dersiniz ki her muhasebenin bir ayrıntısı vardır. Dersiniz ki şuraya şu kalemi harcadık, buraya bu kalemi harcadık, şunu şuraya verdik diyebilirsiniz. Bu kadar zor bir olay değil. Evet. Ve Türkiye'de şu an ihtiyat ahçemizi, Merkez Bankamızın kullanmamıza rağmen, bütün kaynaklarımızı kullanmamıza rağmen eksi 50 milyar dolarında ekside bir rezervimiz var. Cumhurbaşkanı böyle olmadığını iddia ediyor. Şimdi Ahmet Bey, Cumhurbaşkanı öyle olmadığını söylüyor ama ekonomik veriler yalan konuşmaz. Ekonominin bir gerçeği vardır. Ekonomik rakamlar ortadadır. Onlar bu swap muap üzerinden, fon üzerinden, efendim kaynakları, borçları da onlar para gibi görüyor. Herhalde taze para gibi görüyorlar. Onlar borçları hesap etmiyorlar. Ortada bütün ekonomistler bunu diyor. Siyaseten demiyoruz bunu. Bütün ekonomistleri dinliyoruz, soruyoruz. Türkiye gerçeği burada. Zaten eksi 46 küsür 50 milyar dolarında olmasaydı bugün Türkiye'de enflasyon burada olur muydu? Faiz burada olur muydu? Az önce ifade ettim. Yani ekonomide veriler vardır Ahmet Bey. Yani ekonomide bir arz talep birbirini dengeler. Üretim rekabet gücünüzü artırır. Sizde üretim yoksa rekabet edecek altyapınız, gücünüz yoksa ne yaparsınız? Fakirleşirsiniz. Yani 2002 yılıyla 2021 yılı arasında Türkiye %35 fakirledi. Evet. Bunu görmemiz lazım. Bilal Güneş'in çok selamları var size başkanım. Az önceki ifadeleriniz dolayı mesajları okuyacağız ama az önce ifade ettik. Şimdi İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Şentürk'ün ceketini astık bir yere. İş insanı Ekrem Şentürk'le konuşalım. Bir dakikanızı alacağım. Tamam. Başkanım. Sıkıntı yok. İş insanı olarak soruyorum. Siyaset yok. Siyaset İYİ Parti yok. İl Başkanı değilsiniz. Gerçekten ülkenin ekonomisi ne durumda şu an?
İnanın pozisyonumuz nedir yani ekonomide? Ekonomi bütün iş dünyasına sorun. Hiç kimse mutlu değil. Bazen devasa kurumları görüyoruz. Kurumların sahibiyle konuşuyorum ben. Yer yer konuşuyoruz. İş dünyasından gelen. Bunların siyasi parti tercihleri çok çok farklı. Evet. Yani İyi Partili işletmeci veya iş adamı falan değil. Bütün Türkiye'de neticede bu ülkeyi birlikte yaşıyoruz. Soruyoruz. Hiçbirisi mutlu değil. Hiçbirisi gelecekten yarınlardan emin değil. Herkes bir kaygı içerisinde. Herkes bir endişe içerisinde. Zaten her bir kurum şu an varlığını muhafaza edebilmek için yarışıyor. Kazanmayı bıraktılar, kazanmaktan vazgeçtiler. Biz de aynı şeyi yaşıyoruz. Veriler ortada zaten. Veriler ortada. Kazanan yok. Kazanan yok. Kazanmak mümkün değil. Çünkü planlama yapma şansımız yok. Günlük bir gecede Merkez Bankası Başkanı alınıyor. O gece Türkiye'nin kaybı %8 borçlanıyor. Borcu artıyor. Vatandaş %8 fakirliyor. Yani herhangi bir iş adamının yatırım yapma, planlama, önünü görme, yarınlarını görme şansı yok. Ama güven yok. Yani finans sektörü Türkiye'de ve dünyada güvenmiyor. Bunu sokakta görüyor. Esnaf battı. Bir bir ben Ordu'da gezdiğim zaman birçok işletme kapısına kilit vurmuş durumda. Bilhassa pandemi döneminde devletin sahip çıkmadığı hizmet sektöründeki insanların %70'i batmış durumda. Bunu sokaktaki insanları dinlediğiniz zaman biz Sayın Genel Başkanımız ısrarla bizi, teşkilatları, milletvekillerimizi, bütün İyi Parti'nin milli unsurlarını, çalışan unsurlarını, kadrolarını sahada çalıştırıyor. Halkın yanına gidiyoruz, dinliyoruz. Yani biz halktan şu an halkın yanına oy istemek adına değil, derdini anlamak, dinlemek ve neticesinde çözüm üretmek için kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Nasıl çözüm üretiriz? Nasıl bir dert var? Onu alıyoruz, sahada bakıyoruz. Hiçbir kimse ranta bulaşmamış, ranttan beslenmeyen hiçbir iş adamı, hiçbir esnaf, hiçbir işletmeci büyüğünden küçüğüne şu anki durumundan memnun değil, mutlu değil. Yarınlara kaygıyla bakıyor, endişeyle bakıyor, yarın ne olurum diye uykusuz geceler geçiriyor. Türkiye'de bu yaşanan bir gerçek. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Ekonomi verileri bunu gösteriyor zaten. Eğer ki Türkiye'de ekonomi olsa %19-20 faiz olur mu Ahmet Bey? Gerçek ortada zaten. Hani şimdi Sayın Genel Başkanımız da ifade ediyor. Yani faiz sebep, enflasyon sonuç demekle bu işin içinden çıkamazsınız. Efendim daraldığınız zaman dış güçler. Şimdi dünyada bütün ülkeler, Ahmet Bey, bütün ülkeler birbiriyle rekabet halinde. Ülkeleri bırak, Üye'de, Ordu'da, Türkiye'de bütün esnaf da birbiriyle rekabet halinde. Yani bir esnaf battığı zaman öbür esnaf mı onu batırmış oluyor? Zaten herkes müşteri payını en fazlaya çıkarabilmek için çaba sarf ediyor. Dünya da böyle. Üretimde, yönetimde etkin ve güçlü olabilmek için bütün ülkelerle rekabet ediyor. Acımasız bir rekabet var. Kapitalist sistemin de acımasız bir anlayışı var. Orada merhamet yok. Orada ahlak yok. Siz buna karşı bu ülkeyi iyi yönetemez, bu ülkenin hakkını savunamazsanız, ekonomik refaha bu ülkeyi götüremezseniz, üretemezseniz, üretimi öncelemezseniz, ülkenin geldiği hal bu olur. Ondan sonra kimseye benim evime taşladı diye bağırmanızın bu ülkeye bir faydası yok. Elbette ki rekabet var. Siz de ne yapacaksınız? Bu milletin, Türk milletinin, ülkemizin faydasına olabilecek bütün adımları atıp bu ülkeye sahip çıkacaksınız. Bu böyle. Rekabet her zaman devletler arası da, milletler arası da, kurumlar arası da, finans sektörler arası da devam edecek. Ölene kadar, insanlık tarihi bitene kadar bu devam edecek Ahmet Bey. Siz ülkedeki ekonomi, üretim gücünüz. Bunu dengeleyen en önemlisi birincisi üretim. Siz üretemiyorsanız
başkasının ürettiğini almak zorunda kalıyorsanız enflasyonunuz da olacak, fakirliğiniz de olacak, çaresizliğiniz de devam edecek. Bunun önüne geçemezsiniz. Bunun önüne geçmenin tek yolu üretmek evet. Ve kendine yetebilir bir ülke haline gelmek. Başkanım, 19 ilçede teşkilatlandınız. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani bütün ilçelerde teşkilatınız 19 var. 19 ilçenin tamamında teşkilatlandık. Evet, bu yeni bir siyasi parti için aslında sizin adınıza sevindirici bir olay. Artı ilçeleri geziyorsunuz. İşte dün yine Mesudiye'deydiniz. Perşembe günü Mesudiye'deydiniz. Yani ilçeleri geziyorsunuz. Buradan çıkardığınız ortak problemi ne olarak gördünüz? Bu şehrin ortak sorununun ne olduğunu gördünüz? Teşkilatlarınızdan duyarsınız, kendiniz geziyorsunuz. Yani bu şehrin en büyük problemi nedir? Bu şehrin en büyük problemi Ahmet Bey'in sahipsizliği bir. Altyapı eksikliği iki. Ürettiği ürünlerin karşılığına sahip çıkan yok. Fındık diyelim. Evet, fındık, kivi ve arı. Arıcılık, bal. Yani bu ordunun en önemli ekonomik kaynaklarının başında fındık. Arıcılık, evet. Kivi olayı da var Ahmet Bey. Doğru. Kivi değil ve mi? Hayvancılık. Hayvancılık, bunlara sahip çıkan yok. Bunların bu anlamda yani ulaşım problemlerimiz çok. Kırsalda, biraz daha kırsalda elektrik altyapısında ciddi sıkıntılar var. Yani 30-40 yıl önce tesis yapılmış kurumlar, tesisler tamamen ekonomik ömrünü doldurmuş. Hafif bir rüzgar estiğinde, efendim fırtına olduğunda vatandaş burada mağdur kalıyor, sıkıntıya giriyor. Diğer bir olay ulaşım, su problemi mesela. Çok önemli bir problem Türkiye'de. Artı çevre ve doğa katliamı söz konusu orada. Fatsa'daki maden sahasının tüm ordunun ilçelerine dağılma altyapısı şu an hazırlanıyor. İnsanımız zehirleniyor. Doğa katlediliyor. Toprağımız zehirleniyor. Suyumuz zehirleniyor. Bunların yansımasını 10-20 yıl sonra daha fazla hissedeceğiz. Çıplak gözle görmemiz mümkün olacak. Bu problemlerin içerisinden bir an önce çıkmamız lazım. Evet. Liyakatsizlik var orada, ilgisizlik var. Hükümetin temsilcileri ordu meseleleriyle ilgilenmiyorlar. Muhalefete de çamur atarak, tehdit ederek önünü kesmeye çalışıyorlar. Biz bu sorunları sürekli dillendirmeye ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Endişemiz yok. Yorgun değiliz, bıkkın değiliz, korkumuz yok. İnancımız var, kararlılığımız var, gayretimiz var. Bununla ilgili yoğun bir mücadele veriyoruz. 19 ilçemizle beraber. Ordu ruhunu oluşturarak orduyu ileriye götürme kararlılığımız devam ediyor. Yani biz ordunun milli gelirden payını hak ettiği noktada almak için mücadele edeceğiz. Türkiye'de ordu diğer illerle kıyaslandığında nüfus yoğunluğuna oranına göre milli gelirden payını alamıyor. Fındığımızın şu an geldiği durum belli. Bizim en öncelikli gelir kaynağımız halkının tamamını ilgilendiren, orduda her bir hane, her bir insanı ilgilendiren en önemli gelir kaynağımız fındık. Evet. Hakkı korundu mu? Korunmadı. Sayın İktidar Partimizin il başkanı ne dedi? 30 Nisan'a kadar satarsanız satarsınız, satmazsanız hayırlı işler. Hayırlı işler, beni ilgilendirmez. Şimdi biz bunları halka şikayet ediyoruz. Ahmet Bey, evet. Biz halka şikayet ediyoruz. Bunu deme hakkınız yok. Bu halkı hiçe saymaktır. Bu halka zulümdür. Sen devleti yöneten partinin temsilcisi olarak çıkacaksın. Halkın yanında durup halkın hakkını savunacaksın. Normal dolar üzerinden fındık piyasası ilk açıldığında 4 dolardı. Şu an 4 dolar üzerinden hesap ederseniz Ahmet Bey, şu an yaklaşık fındığın piyasasının minimum 30-32 lira olması lazım. Ve de hakkıdır. Evet. Çünkü enflasyon artıyor, dolar artıyor, üreticimize maliyet geliyor,
gübre de geliyor, işçilik de geliyor, efendim ilaçlama da geliyor. O halde biz bu üretimimizin hakkını burada korumamız lazım. Artı fındık diğer bir boyutu var. Uluslararası stratejik bir ürün. Ahmet Bey, bunu atlamamak lazım. Yani Rabbim bize öyle bir coğrafya nasip etmiş ki, öyle bir tabiat coğrafya nasip etmiş ki fındık ürünü her yerde yetiştirilemiyor. Dünyanın birçok ülkesinde yetiştirilemiyor. O halde biz fındığın kıymetinde, değerinde satılmasıyla hem orduda üreticinin hakkını korumuş olacağız, hem orduya ciddi manada girdi artacak, hem de ihracatla Türkiye'mize iyi bir döviz girdisi olacak. Döviz getiren bir ürün. Evet. Diğer bir boyutu daha var. Biz sanayicilerimiz, biz yeni bir parti olduğumuz için çok da biraz mesafeli duruyorlar. Onlara da buradan sesleniyorum. Biz sanayicilerimizin de hakkını koruyacağız. Şu an fındık imalatçıları, oradaki sanayicilerimizin de hakkı hukuku çalınıyor. Uluslararası sermayenin önüne bıraktılar. Ferrari onu Türkiye'de onları tekelleşerek onları da bir bir batırmanın yollarını arıyor. Ferrari Türkiye'de geliyor. Adapazarı'nda, efendim Hendek'te, Sakarya'da yatırım yapıyorum diyor. Devletten en son öğrendiğime göre işte 100 milyon yatırım parası alıyor. Ama bizim Ordu'daki, Karadeniz'deki fındık üreticisi olan illerimizdeki imalatçılar, efendim fabrikalarımız, fındık mamulü üreten firmalarımız bundan yararlanamıyor. Evet. Bu acı bir durum. Biz öncelikle bu yerli imalatçılarımızı, fındık imalatı, ürün imalatı yapan, sanayiciliğini yapan imalatçılarımızı korumamız lazım. Hani yerliyiz, milliyiz diyorlar. İşin en kötüsü ne? Bunların yaptığı tek bir şey var Ahmet Bey. Bunlar mazlumla, mağdurla, fakirle, fukarayla oturup ağlıyorlar. Perde arkasında zalimle iş tutuyorlar. Algılar üzerinden de bu ülkeyi yönetiyorlar. Bunları yapmamız lazım. Hem ordu için yapmamız lazım, hem ülke için yapmamız lazım. Yani o ordu da bugüne kadar büyük şehir kurulmasıyla beraber orduda su probleminin şu an %90 nispetinde çözülmüş olması lazım. Ordu'da yol altyapı problemleri şu an %80 itibariyle çözülmesi lazımdı. Çünkü mevcut iktidar bugüne kadar ulaşımla övündü. Halen Gölköy'ü Ordu yolu bitmiş değil. Korgan yolunun hali belli. Birçok köy yollarımızın birçok hali belli. Yani kaynaklar, harcanan kaynaklarla sahaya yansıyan işe baktığımız zaman kaynaklar heba olmuş, işlerin %10'u 20'si görülmüş. Bunun önünü kesmemiz lazım. Yani orada siyasi, ahlaklı siyasetçi yetiştirmemiz lazım. Halktan istirham ediyorum. Orduda ahlaklı siyasetçiye ihtiyacımız var. Halkın yanında olan, halkla birlikte olan insanlara ihtiyacımız var. Yani 20 yıldan beri mevcut iktidarın il temsilcileri, parlamentodaki temsilciler bu orduya duyarlı olmuş olsalardı orduda bu kadar altyapı, hizmet noksanlığı olması mümkün değildi. Başkanım şöyle söyleyeyim. Ya çok dertlerimiz var Ahmet Bey. Buna üniversitelerde de aslında üniversitelerin efendim meslek okullarında problemler var. Bir sürü problemler var ama bunu zaman içerisinde yapalım mı başkanım? Raporluyoruz bunları. Halkla paylaşacağız inşallah. Sizden bir ricam olabilir mi? Şimdi biz aslında gelirken dedik ki ülke gündemini konuşacağız. Ordu'yu konuşacağız, Gölköy özelini konuşacağız. Fakat işte mesajları okuyacağız. Şöyle söyleyeyim. Şu an bakıyor musunuz? Şu mesajların yavaşça geçiriyorum. Bu mesajın hiçbirini okuyamadık. Okumadığımız mesajlar. En yakın zamanda. Arkadaşlarım bizde hakkı olmasın. Tüm mesaj gönderen olumlusu olumsuz. Herkese selam ediyoruz. Evet. Saygı hürmet ediyoruz. Onları seviyoruz. Sayın Başkanım. Şöyle, biz şu an ülke gündemini konuştuk diyelim. Yerel'e hiç inmedik diyelim. Fındığı konuşacaktık. Fatsa'daki doğa katliamını konuşacaktık. Fındığı. Orada bir hiç bunları konuşmamış olarak
Burada izleyicilerin de göz önünde bize söz verir misiniz? En yakın zamanda tekrar bizim de bu ekranlarda yine memlekete konuşmaya. Çünkü az önce arkadaşlardan da mesaj geldi. Teşekkür ederiz de, dediler Fas'taki o doğa katliamına değindiğiniz için. Şimdi siyasilerimizin aslında ben AK Parti siyasetçimizin, MHP, bütün siyasi partilerimizin aslında bu konuya kulak vermelerini istiyorum. Bir sizinle, araya geleyim müsaadenizle. Evet. Biz geçtiğimiz ayın 4'ü 5'inde 4 tane milletvekilimizi orduya davet ettik. Evet. Bizzat Ünye'deki, Fatsa'daki, şu an mevcut çalışan Ünye'nin bir kısmına da yayılıyor bu. Fatsa'daki mevcut işletmeye milletvekillerimizle gidildi. Evet. Ve Zeki Odabaşı ve o derneğin bütün mensuplarını, yöneticilerini huzurunuzda kutluyorum, tebrik ediyorum. Yoğun bir halk adına mücadele veriyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Yine bir kardeşimiz orada sessiz bir çığlık atıyor. Kitap okuma sürecini devam ettiriyor. Kardeşimi tebrik ediyorum. Hı. Fatsa'ya, orduya kıymetli hizmet veriyor. Tarih bunu yarın yazacak. Belki 20 yıl sonra, belki 30 yıl sonra. Halkımıza da sesleniyorum. Lütfen bu insanları dinlesinler. Bu insanlardan bilgi alsınlar. Bunları, bu insanların çabalarına katkı sunsunlar. Destek olsunlar. Yani Zeki Bey Duayı Koruma Derneği ve Çevre Duayı Koruma Derneği Zeki Bey Başkanlığı'nda yürütülen ekip sürekli bilimsel arama çalışmalar yapıyorlar. Üniversitelerden destek alıyorlar. Şu an Fas'ta o maden arama bölgelerinde neredeyse içme suyla su kaynakları içilemez hale geldi. Vatandaş bu konuda lütfen duyarlı olsun. Yalvarıyorum vatandaş. Evet. Yarınlarımız çalınıyor. Yarınlarımız çalınıyor. Yani yarın biz Fatsa'da, Ordu'da fındık yetiştiremeyiz. Yani insanı esas almamız lazım. Biz rantı esas alırsak, insanı ötelersek bir anlamı yok. İnsana yaşama hakkını tanımamız lazım. Bu Allah'ın da emri, aklında yolu. Önünü kesmememiz lazım. Ya insanı tercih edeceğiz, ya rantı tercih edeceğiz. Bizim tavrımız insandan yana. İnsanı yaşatmadan siz insan olamazsınız. İnsana hizmet etme mecburiyetimiz var. İnsanı yaşatmanın yanında parayı onunla kıyaslamayız. Kıyaslamamız mümkün değil. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Aynen öyle. Evet. İnsanı yaşat, devlet yaşasın. Başkanım, şu an hala izleyicilerimizden çok mesajlar çok geliyor. Sözünü aldık mı başkanım? Tekrar bu ekranlarda en yakın zamanda yine konuşacağız. Şehri konuşacağız. Bu sefer Ordu'ya ineceğiz. Çünkü Ordu'ya hiç inmedik. Gölköy'den arkadaşlar Gölköy'e de gelin dediler. Gölköy'de konuşalım dediler. Ama biz vaktimiz, şöyle söyleyeyim. Vakitten ziyade sonuçta 2 saattir buradayız. Tam 2 saat maşallah Ekrem Hoca, Ekrem Başkan hiç durmadan. Ben de aslında çok fazla sözünüzü kesmek istemedim. Zaman zaman kesmek durumunda teşekkür da kaldık. Ederim. Kaldıysak kusura bakmayın çünkü izleyicilere de önem veriyoruz. Onların da mesajlarını size ulaştırmamız gerekiyor. Onlar bizim için kıymetli. Evet. Ben söz aldım sizden en yakın zamanda tekrar burada olacağız ve Ordu'yu konuşacağız. Gölköy'ü konuşacağız. 19 ilçemizi konuşacağız. İnşallah. Evet. Söz veriyorum. Ne zaman arzu ederseniz Ordu'yu konuşmak, halkımızı konuşmak, Ordu'ya faydalı olmak adına buradayız. Ondan yana sıkıntı yok. Halka da söz verdik, halkımıza da söz verdik. Ve bizim burada sesimizi duyurmasında vesile olduğunuz için her zaman sizlere Moda TV kurumuna, çalışanlarına hasreten teşekkür ediyorum. Biz halkı bilgilendirdikçe, halk bilinçlendikçe aydınlanacak. Aydınlandıkça Ordu kazanacak, Türkiye kazanacak. Evet. Biz de bütün siyasi temsilcilerimize, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza her zaman kapımızın açık olduğunu belirttik. Hatta Mustafa Şahin başkanımın, dernek başkanımızın bir mesajı gözüme ilişti. Ahmet Bey, tüm il başkanlarını bir araya getirip bir program yapın. Çözüm için yönetenler de bir araya gelirse ilimiz için faydalı olacaktır. Aslında Ordu'da tarafsız bir bölgede kameralarımız mevcut.
Aslında böyle program olabilir. Vallahi, canlı yayınla. Mustafa kardeşimize teşekkür ediyorum. Bağımsız bir biz bölgede, her türlü, bağımsız bir her türlü gelir, sıkıntı yok. Mevcut iktidar partisi gelmesi mümkün değil. Çünkü ağabeyler müsaade etmeyecektir. Öyle mevcut olduğu için Türkiye'deki hiçbir kanalda milletvekillerinin çıkmasına müsaade etmiyorlar. Evet. O an biz geliriz, sıkıntı yok. Her nerede olursa, hangi zeminde olursa olsun biz ordu meselelerini konuşmak için hazırız. Evet, ben de mesaj gönderen bütün arkadaşlardan gerçekten özür dilerim arkadaşlar. Çünkü elimden geldiği kadar okumaya çalıştım, Sayın Başkan'a yöneltmeye çalıştım mesajlarınızı. Ama dediğimiz gibi sonuçta vakit de önemli. Sayın Başkanımın da konuşması gerekiyordu. Ona da söz hakkı vermek durumundaydık. Yunus Kelebeğin bir mesajını ulaştıracağım. Başkanım ağzından yüreğinize sağlık. Tebrik ederim demiş. Ahmet Bey sizleri de tebrik ederim. Başkanımla bir program daha ayarla. Evet. Benim aklım yolu birdir. En yakın zamanda hatta önümüzdeki başımız hafta. Başımız gözümüz üstüne diyelim. Sağ olun. Başınız gözünüz var. Uzatmadan başkanım bence de bir program daha yapalım. Yani yapalım. Çok arayı uzatmayalım. Etkileşim bence 100 bin üzerinde demiş. Bence de evet. Çünkü biz şu an arkadaşlar birçok platformda şöyle söyleyeyim, Moda TV, Haber Gölköy, Moda TV'nin Facebook sayfası, işte diğer sayfalar. Haftaya mutlaka rakamlar istiyoruz demiş. Ben de haftaya mutlaka rakamları paylaşacağım. Teşekkür söz ederim. Veriyorum. Evet, gerçekten başkanım az önce size gösterdim. Bakın hala evet. Mesajlarımız geliyor. Allah razı olsun. Bunlar Bilal Güneş Başkanımın en son mesajı var. Bayağı bir uzun mesaj. İsterseniz ben şöyle dernekleri bahsetti. Eğer okuyamasam da Bilal Başkanım çok özür diliyorum. Gerçekten uzun klasik bir cümle var ya başkanım. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik demiş oluyoruz. Tam iki saattir buradayız başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Ekrem Şentürk son iki dakika toparlayacak olursa neler söyler Sayın Başkanım? Buyurun. Birincisi şu. Tüm ordulara, yerelde ordulara hizmet edeceğiz. Hizmet için asla hiçbir şeyden yılmayacağız. Söz veriyoruz onlara. Onların bize gösterecekleri teveccühün karşısında, hiçbir şekilde onların yüzünü yere düşürmeyeceğiz. Önceliğimiz halkımız. Onların dertlerini sürekli dile getireceğiz. Onların dertlerinin çözümüne katkı sunmak için yollardayız. Ama yılmayacağız. Hiçbir şeye hizmet etme anlayışında burada değiliz. Tek amacımız halkımızın duası. Benim ısrarla bu benim bir önceliğim. Ben ısrarla Ekrem Şentürk olarak ordu halkının duasını almak istiyorum. Duaya çok ihtiyacımız var. Duayı alabilmek için de mutlaka ve mutlaka en yüksek perdeden bütün imkanlarımızı, bütün çabamızı halktan yana halk için kullanma gayreti içerisinde olacağız. Bize mesajla ulaşan, mesaj gönderen, bizi dinleyen, bize dua eden tüm ordu halkına, tüm dostlara selam eder, saygı gösterir, hürmet evet. ederim. Cemal Yılmaz'ın, İyi ki varsın, Allah razı olsun. Cemal Yılmaz'ın çok selamı vardı, çok mesajı da geldi, onu da ulaştıramadık size. Ertan Cemal Kılıç, kardeşimize çok selam olsun, kıymetli, İstanbul'a çok selam olsun, hemşehrilerimize selam olsun. Ertan Kılıç kardeşim, o da çok aslında... Okumak istedim Ertan Kılıç. Çok özür diliyorum kardeşim. Evet. Başkanım. Ertan kardeşimize de selam olsun. Yani evet. Mesajını okuyamadığımız kardeşlerimizden ben sizin adınıza da özür diliyorum. Zaman yetmiyor ama geleceğiz, konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hiçbir önyargımız yok. Evet. Ahmet, asla bir önyargımız yok. Bir gizlimiz, saklımız yok. Milletimizi seviyoruz. Bu ülkenin ebed müddet olması için çaba sarf edeceğiz. Halkın duasını alacağız. Bize güvensinler, umutsuz olmasınlar. Türkiye'nin dinamikleri bu ülkeyi aydınlığa çıkarmaya muktedirdir. Gücümüz vardır, kaynaklarımız sağlamdır. Bu ülkeyi çalmadan, israf etmeden üreten bir ülke haline getireceğiz. Bundan emin olsunlar. Evet. Bu ülkenin geleceği, yarınları aydınlıktır. Allah'a emanet olsunlar, Allah razı olsun. Başkanım, size de ben... İzleyicilerimize çok teşekkür ettik. Mesajlarını okuyamadığımız arkadaşlarına özür diledik. En yakın zamanda tekrar bu ekranlarda olacağınızı da sözünü verdik. Söz veriyoruz. Ve Allah size çok teşekkür ediyorum. Ölmesek burada olacağız. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Ben Ekrem Şentürk'ü evet tanıyor idim. Fakat bu kadar yakından, bu kadar can kulağıyla dinleyememiştim.
İzleyicilerimiz de aynı şekilde. İzleyicilerimiz aynı bana katılıyorlar şu an. İyi ki gelmişsiniz. İyi ki davet etmişiz. İyi ki icap etmişsiniz. Allah razı olsun. Var olun. Yolunuz açık olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ben kardeşim. Sizin gönlünüzü zaten biliyoruz. Kişiliğinizi biliyoruz. Burada aslında bazı soruları bir öğretmen samimiyetiyle sordum size. Siz de bir öğretmen samimiyetiyle cevap verdiniz. Biz de bir öğrenci samimiyetiyle dinledik. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız. Sağ olun. Ekibinize, çalışanlarına da saygı hürmet ediyorum. Onlar da Allah razı olsun. Haklarını helal etsinler. Var olun, siz de eksik olmayın. Evet değerli izleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya farklı bir konuyla, farklı bir konukla tekrar buralarda olmayı ümit ediyoruz. Bizi takip ederseniz, bizi izlerseniz seviniriz. Sağlıkla kalın, mutlu akşamlar.